Kulağından alt sesi yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklarınızdan bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, Atahan Zilcioğlu ve Süleyman Aktı ile beraber stüdyoda yerimizi aldık. Bu müthiş haftayı yarışçılık bayramını tabiri caizse başlatmak üzere kendi adımıza hazırız. Umuyoruz sizler de ekran karşısında bu 2,5 saati bizlerle paylaşacak ve interaktif katılımınızla programımızı renklendireceksiniz. Her hafta olduğu gibi hashtagimiz var bu haftada ve Farklı Analiz Gazi Haftası. Buradan Farklı Analiz Gazi Haftası hashtaginden gönderdiğiniz tüm mesajları okuyacağız. Hem stüdyo içinde hem stüdyo dışında. Sevgili Ömer Akta da bize destek oluyor. Buraya gelen bütün mesajlarınızı okuyacağız, takip edeceğiz. Olabildiğince yayına katmaya çalışacağız ama en önemlisi geçtiğimiz hafta başlattığımız Farklı Analiz Özel 30 Haziran gecesi yapacağımız canlı yayın için yarışmamızın ikinci bölümü, konuklarımızı belirleyeceğimiz, ikinci 25'i belirleyeceğimiz adayları da yine bu hashtag üzerinden alacağız. Kahvaltı organizasyonu var. Türkiye Jockey Kulübü'nün hazırladığı Yıldızlarla Kahvaltı ve bu organizasyon için 15 yarışseveri yine bu etiket altında cevabını beklediğimiz soruyla tespit edeceğimizi hatırlayalım. Yoğun bir gündem var dedik, kayıtlar var dedik. Haftanın sizden gelen tartışmamızı istediğiniz, imparatordan beklediğiniz yorumları var. Hiç şüphesiz ki Atahan abinin artık klasikleşmiş tabloları var. Hepsi için önce stüdyoya dönmem gerekiyor. Atahan abi müsaadenle imparatora dönüyorum. Efendim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasıl bir hafta bizi bekliyor Süleyman? Valla bu hafta yani çok renkli geçecek. İşte Gazi kayıtları bugün yapıldı. Bakalım artık Allah kime nasip etti? Hepsini konuşacağız. Kayıtlar biter bitmez Süleyman Aktı'nın yorumları soruldu. Belki safkan bazlı bilmiyorum. Konuşacağız konuşmayacağız ama evet. İdman görüntülerini yayınlayacağımız andan itibaren sizin yorumlarınızı merakla bekliyorlar. O yüzden bu akşam sizi epey bir tempoya sokacağız. Alışkınsınız. Evet. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Ama Atahan abiye dönüm. Abi yine müthiş bir hazırlık vardı. Evet. Tablolar, haftanın gündemi. Sevgili Ömer'le beraber hakikaten güzel bir mesai yaptık. Gündem çok yoğun. Yani Gazi koşusu tabii ki bu haftanın en önemli, hatta bu sezonun yarışçılık olayı noktasında en önemli olayı. Onu mutlaka tabii konuşacağız. Onun için özel bir yayınımız da olacak. İnşallah 30 Haziran akşamında yarışseverlerle bir araya geleceğiz canlı yayında. O sabah yine kahvaltıda bir araya geleceğiz yarışsever dostlarımızla. Onun dışında haftanın çok önemli birkaç gündemi de vardı. Onları da zaten akışta gördüm. Onları sevgili Ömer'le beraber hazırlamışsınız. Enteresan yorumlar olacak diye tahmin ediyorum. Hem koşularla alakalı olacak hem de bu tartışmalı konularla ilgili çeşitli yorumlar olacak. Bunlara da katkı da bekliyoruz tabii. Ekran başındaki pek çok dostumuzdan katkı da bekliyoruz. Hep beraber bunların hepsini masaya yatıracağız bu akşam. Şimdi yurt dışında Windsor'da 3 yarışımız var. Ben ilk yarışa gitmeden önce çok kısa bir özet geçeyim yarışseverlerimize ki yarışseverlerimiz de en azından programda neler olacağını az çok takip edebilirler. Bir kere Gazi koşusu başlı başına gündem olacak. Ama Gazi koşusu gündemine kadar haftanın gündem maddesi olan takı meselesi var. Ki bir safkan takıları değişik bir şekilde koştu. Yani deklar edilenden farklı bir takıyla takısız olarak yarışa katıldı. Onun bütün kararlarını eline boyuna yatıracağız. 4 yıl öncesinden bir yarıştan komiserler kurulunu mahkemeye veren bir at sahibinin öyküsünü ve çıkan kararı konuşacağız, tartışacağız. Biliyorsunuz yönetmeliklerde güncellemeler yapıldı. Çok önemli kararlar var. Bir kısmını bu akşam masaya yatıracağız. Neler olduğunu sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Haftanın damga vurmuş koşullarını, tartışmalı ve tartışmasız koşullarını ekrana getireceğiz. Ve Süleyman Aktı'nın geçen hafta yorumlarıyla adeta bu haftaya taşıdığı 3 meseleyi açacağız. Başta Van Etta olmak üzere her birini de değerlendireceğiz. Ama tüm bunların ilki için haftaya başlayalım ve Akın Sözen'e gidelim. Akın Sözen Apranti Eğitim Merkezi'ndeydi. Ve oradaki bu hafta aprantilere derslerini anlatan, onların kusurlarını ya da iyi yaptığı işleri gösteren ismiydi. Bakalım nasıl bir görüntü olmuş. Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi kursiyerleri Türkiye'nin en başarılı jokeyleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Geleceğin jokey adaylarının bu haftaki konuğu Akın Sözen'di. Genç ve başarılı jokey Akın Sözen, apranti adaylarıyla önce piste çıktı. Akın Sözen, çalışmanın ardından geleceğin jokeyleriyle Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nde bir araya geldi. Apranti adayları sınıfta çalışma sırasında kaydedilen görüntülerini izleyerek başarılı jokeyden yanlışlarını ve doğrularını öğrendi. 15 tempoya rahat girdik gibi ama daha sonra düzlükte o 13 tempo, 13.5 tempoya giremedik. Hala tutuyordunuz çelik.
Abicim orada bir ufak seslendim sana. Çalışmalarımız güzel ve keyifli geçti. İlk grup %5'lik böyle bir sıkıntı gördüm, %10'luk. Ama ikinci gruptan biraz daha ümitliydim açıkçası. Ama ikinci grupta çok daha derin hatalar gördüm, sıkıntılar gördüm. Yolun başında olmaları hasebiyle, bizim de bunları görmemiz hasebiyle. Burada şimdi konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok güzel bir çalışma olarak görüyorum. Yani gerçekten hocalarımızın ve katılımı ve bizim arkadaşlarımızın katılımı gerçekten iyi. Bu bizim bu şekilde katılımlarımız arkadaşlarımıza bu konu ne kadar ciddi olduğunu esasında gösteriyor. Çok önemli bir konu. Çünkü yarışta yapacakları en ufak bir hata bizim ve kendilerinin canlarına mal olabilir. Şimdiden önlem almak, şimdiden bu hataları görmek ve göstermek arkadaşlara, gençlere kaliteli bir durum, profesyonelce bir durum. Çok hoşuma gitti. İnşallah yararlı oluruz arkadaşlara. Peki gözlemleriniz doğrultusunda neler tavsiye edeceksiniz? Biz önden biraz ipucu alalım şimdi. Öncelikle sakinliği ben tavsiye ediyorum. Ne kadar sakin olabilirlerse, kuvvetlerini ne kadar kontrol edebilirlerse o kadar başarılı olacaklardır. Onları tavsiye ediyorum. Daha sonra ilk önce kendi sağlığı, daha sonra atın sağlığı, arkadaşların, ondan sonra yarış. Yani bu üçünden sonra eğer yarış gelirse yarışın kalitesi artar. Kendi kaliteleri artar. Yaşam standartlarının kalitesi artar. Ama ilk önce ben kazanacağım psikolojisiyle girerse hataları getirecektir. Bunlar da çok büyük sonuçları beraberinde getirecektir. Sakinlik diyorum. Daha sonra kendilerini, atlarını ve arkadaşlarını düşündükten sonra başarıyı düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bunlar da hemen olacak değil. Şimdi bunların içleri yanıyor. Biz de bu yollardan geçtik. Kazanmak, başarı, istek, yani bunlar bile bazı duyguları karıştırıyor olabiliyor. Ama bu gibi durumlar, bu gibi toplantılar işte bunları çözmemiş açısından çok yararlı olacaktır. Yani biz de bugün bunun için buradayız yani. İnşallah iyi olacak, daha kaliteyi arttırabilmek açısından hep beraber taşın altına elimizi koyduk. Bundan sonra da koymaya devam edeceğiz yani. Jockey Akın Sözen bu hafta da o vardı. Hemen tabii İmparator'a dönüyoruz. Süleyman abi bu hafta da Akın Sözen kardeşleriyle buluştu. Evet, doğal Akın Sözen tabii Aprantin Okulu'nda işte oradaki yeni kardeşlerimizin, o da oradan yetişti. Onlar işte Akın abilerini görünce çok sevinmişlerdir. Onlara da çok güzel öğütler verdi. Kendisi de aynı. Akın böyle genç aprantilerin böyle örnek alabileceği böyle sevimli, çok güzel bir karakter yani. Evet. Çok iyi olmuş hakikaten. Yani Akın'ın tabii evveliyatı biliyorsunuz, topçu Galatasaray'da. Ya onunla ilgili evet. Geçen bir programda daha söylemiştim. Yani, çok güzel bir röportaj yaptık. Önce güzel, orada Hürriyet Gazetesi için genç, yayınlanmadı henüz Spor Arena için. Yani evet, inşallah. Önce futbolla başlıyor. Evet, o şey. Sonra işte diyorlar olamazsın falan filan. Dönüyor, ondan sonra jockey olmaya karar veriyor. Ama çok güzel konuştu, çok güzel öğütler verdi çocuklara. Kendisini tebrik ediyorum. Çok enteresan bir jockey olma hikayesi var. Evet. Dayısıydı yanlış hatırlamıyorsam atçı olan. Evet. Dayısı getiriyor. Yani oyun oynuyor. Derken atçılık yapmıyor. Tabii. Oyuncu. İşte yüzlerce kişi içinden, binlerce kişi içinden seçilen, çok az sayıda seçilen. 7 galiba yanılmıyorsam. Sonra 2'ye falan düşüyor hatta galiba. Evet. Hashtag'imizi vermiştik. Farklı Analiz Gazi Haftası demiştik ve Farklı Analiz özel program için 30 Haziran gecesi İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak özel yayınımız için, Gazi özel yayınımız için sorumuzu soruyorum. Ki önce ilk 25'i hatırlayalım. Sevgili Hamza, o listeyi alalım. Geçtiğimiz hafta Farklı Analiz Gazi özel programına canlı yayında bizlerle beraber olacak ilk 25 kişi ekranda şu anda, ki sosyal medya üzerinden duyurularını yaptık kendilerine. Birçoğuna da doğrudan temas ettik. Listenin nasıl hazırlandığını da söyleyelim. Hashtag üzerine cevaplarını gönderen yarışseverler arasında sevgili Ömer Aktı'nın desteğiyle 25 isim belirliyoruz. Bu akşam da öyle yapacağız. Bir 25 daha belirleyeceğiz. 50 yarışseverimiz ki özel olarak
iftar programından davet ettiğimiz yarışseverler var. Bana ulaşıp canlı yayını takip edemedikleri için o sırada mesaj gönderemediğini söyleyen ve makul gerekçeleri sebebiyle kabul ettiğimiz bazı yarışseverlerimiz var. Dolayısıyla sayıca 50'yi geçeceğiz. Harika bir gece bizi bekliyor olacak. Farklı analiz Gazi Özel için de sorumuz bir parça yine zorlu olsun istiyoruz. Ve hashtagin altına cevaplarınızı bekliyoruz. Sorumuz geliyor. Gazi koşusu kazanmış dişi safkanlardan ikisini hashtagin altına yazmanızı bekliyoruz. Gazi koşusu kazanma başarısı gösteren dişi safkanlardan ikisini hashtag altına cevap olarak göndermenizi bekliyoruz. 25 ismi de buradan belirleyeceğiz. Ama dediğim gibi. İlk 25 yapmayacağız galiba. İlk 25 yapacağız. 25 ismi buradan belirleyeceğiz. Çünkü neden ilk 25 demiyorum? Canlı yayında yanlış isimler söylemek istemem. Daha önceki isimlerle çakışabilir. Başka programlardan gelebilecek yarış. Özellikle 15 konumuz mevzusunda olabilir. Orada bir sıkıntı olabilir. O yüzden farklı analiz Gazi haftası hashtag altına Gazi koşusu kazanmış iki dişi safkan ismi istiyoruz. Ve bunu gönderecek 25 yarış severimiz de farklı analiz Gazi özel programına 30 Haziran gecesine bekliyoruz diyelim. Hızlıca bu konuyu kapatacağım ama katkılar da var. Katkılar tabii başladı gelmeye. İzmir'den çok değerli büyüğümüz Sayın Güröz Belge Ahmet abimizle beraber yayını izliyormuş. İkinize de çok selamları var. Çok selamlar. Buradan çok selamlar söylüyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Gür abimizi. El sallayalım. Evet. En kısa sürede onu da İstanbul'da görmek istiyoruz Gür abiyi de. Her zaman canlı özel programla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim tabii mi? Tabii ki. Özel programın yeri hemen hemen belli oldu. Veliefendi İpodromu içerisindeki at satış merkezi o gün büyük bir stüdyoya döndürülecek. Orada biliyorsunuz tribünler de var. Yarışseverlerin programı daha rahat izleyebilmesi ve katılabilmesi açısından. Orası üzerinde çalışıyor arkadaşlarımız. O gün bizim dışımızda yani bu üç kişinin dışında minimum iki de konuğumuz olacak. O iki konuk şu anda belirlendi. Onları sürpriz yapıyoruz. Hafta içinde duyuracağız. Bir üçüncü konuk için de dayıdan yardım istedik. O da inşallah yapacak. Yani o gün büyük bir ihtimalle minimum 5 ya da 6 kişilik bir program olacak. Programın Tay TV ve TCK TV dışında da yayınlanması için de ulusal kanallarda yayınlanabilirliğini de araştırıyoruz. Yani bu biraz tabii zor bir şey ama bir temasımız var. Oo. Bugün senin de Gazi Kostu'yla ilgili çalışmaların oldu. Başka bir çalışmalar var. Onlar da eğer güzel sonuçlar alabilirsek onları da hafta içerisinde duyuracağız. Öyle diyelim. Evet, sürprizlere hazır olun diyelim. O halde 30 Haziran gecesi yapacağız İstanbul Veliefendi İpodromu'nda ki bugün teknik olarak da TCK TV reisi oradaydı. Evet. Canlı yayın öncesi hazırlıklarını başlattı. Harikulade bir cumartesi gecesi hazırlığı var. Umuyoruz da kusursuz bir yayın yapacağız. Atahan abinin sürprizi olabilir. TJK TV, Tay TV olursa bir de bir ulusal kanalla birlikte 3 kanalda canlı yayın yapma gibi bir projemiz var. İnşallah. Bakalım. İnşallah bir aksilik olmazsa o da bekliyoruz. Farklı analiz Gazi haftası etiketine hazırlıklar yapılabilir. İki dişi safkan ismini yazarak yarışseverlerimiz de bu heyecana ortak olabilir diyelim. Evet, at yarışı yönetmeliğine geçelim mi Süleyman? Tabii. At yarışı yönetmeliğinde bu hafta içi değişiklikler yayınlandı. Çok sayıda aslında radikal karar var ama bunları Gazi sonrasına bırakacağız. Ben sözü Atahan abiye bırakayım. En böyle bu hafta konuşmamız gereken manşetleri evet. Bir alalım. Bir kere geçtiğimiz hafta biliyorsun pazartesi günkü yayınımızda bunların VAT yarışları yönetmeliğiyle özellikle soykütü ve ithal kriterleriyle alakalı iki ayrı yönetmeliğin seçimden hemen önce çıkacağıyla alakalı bir beklentimiz olduğunu söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu. Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan iki yönetmelikle bu değişiklikler yapıldı. Tabii at yarışları yönetmeliği üzerinde belki tek tek madde madde burada masaya yatırıp neydi, ne oldu, neler değişti, neden değişti, iyi mi oldu, kötü mü oldu konuşabileceğimiz bir yönetmelik ki o noktada tabii Süleyman Aklı'nın çok önemli tespitleri olacaktır ama önümüzde ciddi bir program var, yoğun bir program var, evet. Bir Gazi Koşusu var. Gazi Koşusu'ndan önce böyle bir şey için şu anda vaktimiz yok. Ama Gazi Koşusu'ndan sonraki haftalarda bunları tek tek yatırırız. Ama hani ne değişti, en azından ne gibi şeyler değişti diye örnek olsun diye ben bugün 2-3 tane değişikliği hazırladım. Bunları istiyorsa Hamza, sevgili Hamza verirse yapalım. Geldi ekrana. Evet, bunlardan ilki... Madde 3. Evet, madde 3'te. Çok uzun uzun konuşmayalım. Gündemimiz dediğim gibi yoğun. Burada bir tek şey var.
Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü diye bir koordinatörlük kuruluyor. Orada biliyorsunuz bir sekreterya vardı. Yani atların ismini koymaktan, işte satışların onaylanmasından tutun da pedigri çıkarma, damızlık belgesiyle ilgili uğraşan çok bir zor kadro gidiyordu, vardı. Geliyordu. Şimdi orası çok daha önemli bir yer haline getirip kadrosu genişletilen büyük bir koordinatörlük haline getiriliyor. Bu tabii atçının ve sektörün lehine bir gelişme. Çok lehine bir şey. Hızlanacak demektir. Satışlar, damızlık belgeleri çok geç geliyordu. Mutlaka, yani orada çok güzel bir ekip kurulacak. İnşallah atçının bu şikayetleri, geç kalma şikayetleri, isimli, pedigriydi, pasaporttu, damızlık belgesi, bunlarla alakalı ciddi bir olumlu bir şey katacak diye düşünüyorum. Hemen bir yönetmelik daha var. Ona da değişen madde var. Güzel. Bu da yine önemli Farklar bir konuydu. De konuşulan bir meseleydi. Evet, evet, bunu konuşmuştuk. Bu da atçıları, antrenörlüğü yakından ilgileniyor. Biliyorsunuz bir hipodromda mesela Ankara'dan İstanbul'a bir at deklare olduğu zaman eğer yarış gününe kadar bir rahatsızlık yaşarsa, bir sıkıntı yaşarsa rapor alabilmesi için o atın Ankara'dan İstanbul'a getirilmesi gerekiyor. Bu tabii dayı da gülüyor haklı olarak. Yani zaten at sancılanmış, sakatlanmış, onu buraya getir, burada rapor al, tekrar geri götür. Bu çok yanlış bir uygulamaydı. Komiserler kurullarının da bu konudaki tabii tespitleri çok önemli oldu. Onlar da atçının yaşadığı sıkıntıları gördüler ve bu konuda hakikaten belirleyici oldular. Şimdi bu kural kalktı. Dolayısıyla atın bulunduğu hipodromda en az 2 saat veteriner hekimince tutulacak raporuyla koşudan çıkartılması sağlandı. Artık atlar harika. Kendi bulundukları şehirlerden rapor alıp yarışlardan çıkabilecekler bir yani rahatsızlık yaşadıkları zaman. Bu konuda bir hassasiyet vardı Süleyman abi. Programda söylemiştin bunu. Tabii şimdi yani bir atı arızalanmış veya hastalanmış. Sancılanmış. Yani nekat devresi geçiriyor, sancılanmış. Bağırsağı düğümlenmiş, her türlü her şey oluyor. Tabii. O at oradan kalkıp neyse buradan Bursa'ya mı gider? Bursa'dan Ankara'ya mı gider? İstanbul'dan Ankara'ya mı? Yani çok zor bir olaydı. İnşallah düzelmiş. Evet. Yani, olması gereken bir şey. Yapanlara yani teşekkür ediyoruz. Atçılık adına çok güzel bir Uygulama olmuş. Teşekkür ediyoruz atçılık adına. Bir yönetmelik daha vardı. Bunda özellikle dayı bu konuda bir şeyler söyler diye yaptım. O ilk çalıştaydı da çünkü biz imparatorla beraber oradaydık. Bu aprantilerin kilo indirimle ile alakalı o zaman çok iyi hatırlıyorum. Onun savunucularındandık hatta az sayıda da olsa. Yani bu, siz aprantiler daha avantajlı bir şekilde sahada olsunlar ki yeni isimler görelim. O zaman evet öyle bir şeyimiz vardı. Çünkü ilk ondaki isimler hiç değişmiyordu. Hı-hı. Orada bir kemikleşmiş bir grup vardı. Aşağıdan katılım çok zordu. Aprantiler zorlanıyorlardı şans bulmakta. Ve hakikaten de yapılan değişikliklerle tabii yukarıda da konuştuk. Birçok genç kardeşimiz işte bunlara Mustafa Çiçekler bir tonu dahil edebilirsin. Çok iyi. Çok faydalandılar. Yani. Bunların içinden başarılı olanlar devam etti. Tabii ki kabiliyeti sınırlı Hı-hı. olanlar. Onlar zaten ne yaparsan yap. Bir hepsi yere kadar şampiyon olacak diye bir şey yok öyle. Yani. Hepsi şimdi burada tabii bu yönetmelik buradan biraz geri adım atıyor. Bu iyi mi kötü mü tabii bilmiyoruz ama bu da camiadan gelen talepler doğrultusunda yapıldığı söyleniyor. Bu 5-4-3 kilo indirimleri bundan sonra 4-3-2 olarak uygulanacak. Artı handikap koşularda birer kilo daha düşecek. Yani handikap koşularda 3-2-1 olacak. Yani eskiden şimdi 5 kilo indirebilen bir apranti handikap kostuna denk gelirse 3 kilo eksik edilir. Bizim zamanımızda da böyleydi. Belirli yarış kazandığınızda 4 kilo, belirli yarış kazandığınız zaman 3 kilo, 2 kilo böyleydi. Bizim zamanımızda da işte biz de neden değiştirmiştik bunu? Yalnız ekürünün olduğu atlara biniyordun. Öyle bir şey oldu ki her gün notere gitmeye gidiyordu çocuklar falan. İşte onları değiştirdik. Ama bana göre eskiye döndü, kötü oldu diyorum ben. Yani bu 4 kilo, tabii, 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo iyi jokeyler çıkartmayacak diyorum ben. Acaba hani yarış sayısı arttı, yarı hipodrom sayısı artıyor, şans buluyorlar. Eskiye doğru, göre daha falan diyeyim acaba bir dengeleme yapılmak istendi. Ya da hakikaten orta sınıf jokeyler at bulmakta ciddi zorluk şimdi mu çekiyor? Şimdi bu dünyanın hiçbir yerinde bu böyle. Bu at bulacak, bu at bulmayacak diye bir sisteme bakamazsınız. Niye biz, ben bu dernek başkanıyken bunu getirdim? Bizim çocuklar Kuntekinte gibiydi yani. Hepsi böyle esir alınmış falan. kendi ekürüsünün dışında bir ata binemiyor. Kendi antrenörünün izin alması gerekiyor. Antrenörün atı koştuğu yerde başka ata binemiyor.
İşte birisi gel atıma bin diyor, onun antrenörü varsa o yarışta gidiyor, antrenörü hemen o gün değiştiriyor falan. Çok acayip şeyler olmuştu. Nitekim de çok muvaffak oldu işte. O zamandan şu andaki binem bu Mustafa Çiçekler dahil hepsi bu sistemde yetiştiler. Çok iyi jokeyler yetişti. Ama bu 4-3-2 olduğu zaman ben şahsi kanaatim avantajları o şekilde genç yetenekler yani geleceğine inanmıyorum. Bu seneki uygulamalara bakılıp belki önümüzdeki dönem, çünkü evet, yönetmelik değişikliği her zaman yapılabilecek bir şey. Bir görmek, bakmak lazım. Ne oluyor, ne değişiyor dediğin gibi hakikaten. Bir de bir şartlı yarışlarda evet, herhalde. Bir de o ilave oldu. Yani şartlı bir yarışta da aprant indirimi kalktı. Neden kalkıyor? Ben şimdi bir şartlı yarışta atıma bindiriyorum. O küle eksiğini bindireceğim diye. Yani Alis Karataş'a karşı bir apranti bindiriyorum. Tabii. Yani yanlış bir uygulama. Orada acaba şey diye mi hani Taylar, işte bir de böyle acemi biniciler. Ya, hiç çağ yani iki yaşlı yok. İngilizlerle üç yaşlı arasında ciddi kilo farkları olduğunu düşünüyor. Tabii yani, dişi bir at mesela. Şimdi ama 5 kilo indirim hem oluyor. Dişi hem orada, 5 kilo indirim. Evet, dişi orada 4 kilo indirsin. Orada şimdi Halis Karataş'a karşı bir tane apranti bindiriyorsun. Nasıl olacak? Yanlış bir uygulama. Evet, farklı farklı görüşler olacak hiç şüphesiz ki. Süleyman abi tabii bir jokeyi gözüyle değerlendiriyor ve aprantilerin avantajlarındaki bir kısıtlama olarak nitelendiriyor. Diğer taraftan da atçıların bu yönde bir talebiyle yönetmeliğe bu düzenlemenin geldiği görüşü var. Söz kamuoyunun diyelim. Yani bundan sonrası için aprantilerin. Tay yarışlarında tabii hani hem tay acemi hem apranti acemi olunca ve çok tercih edilince kilo farkından dolayı hani yarışların düzeni değil mi? Şeyinde de belki biraz at sahipleri sıkıntı biz olabileceğini düşünüyorum. Biz nereden yetiştik Atancığım? Mutlaka ben öyle. Ben Burhan Karamet ekürüsünde Ahır'ın aprantisiydim. Ahır'a 4 kilo aşağı biniyordum. Rahmetli hocam Burhan Şenem, yani Allah nur içinde yatırsın. Yani hani rahmet eylesin. Rahmet bindiriyordu Allah. Bizi. Biz öyle yetiştirdik. Bindirmezsen nasıl yetişecek? Nasıl yetişecek yani bindirmezsen? Doğru. Yani uygulamaya bakmamız lazım. Ne olacak, ne getirecek onu görmek lazım. Evet. Hakikaten sonuçları iyi mi oluyor, kötü mü oluyor ona bakmak lazım. Ben bugünlük hani bu hızlı hızlı 3 tanesini getirdik ama çok değişik var. Biraz önce Apprenti Okulu'nda sevgili Akın'ı görünce gördüm. Apprenti Okulu ile alakalı pek çok madde var değişen. Onları özellikle tabii ki senin yorum yapman gereken konular. Onları da önümüzdeki haftalardan itibaren tek tek getirip masaya yatırırız. Evet. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Bu sosyal medyada da dün çok konuşuldu. At yarışları yönetmeliğinde bir wording diyorum, kızıyorlar. Onun doğru, kelimelendirme. Kelimelendirme hatası oldu. Yetiştiricilik primlerinin hangi atlara ödenmesi gerekiyor ile ilgili maddelerde. İşte bir maddede Türk Soy Kütüğü'ne kayıtlı Türkiye'de doğmuş atlarla Türkiye'den yurt dışına giden, doğum yapan, doğduğu yıl içinde tayıyla beraber geri gelen atlara ödenmesi gereken yetiştiricilik primleriyle alakalı konu tasdihle ödenmemesi gereken bir başka maddenin altındaki ödenmez kelimesiyle çakıştı. Orada bir sıkıntı oldu. Ama bakanlık bu konuda, Jockey Kulüp ve bakanlık bu konuda devreye girdi dün. Bakanlıkla kulüp arasında bir iletişim sağlandı. Bununla alakalı sorunun dün kalktığı bizatihi bakanlıkla yaptığımız konuşmalarda öğrendik. Bununla alakalı direkt bakanlık kaynaklı söylüyorum. Kaygılanacak bir durum yok. O problem çözülüyor. Bu arada İtalya şartnamesinde değişiklikler oldu. Onu da çok kabaca söyleyeyim. Damızlık kısrak İtalya'da bir miktar kolaylaştırma sağlandı. Çok iyi incelemedim ama sanıyorum aygır ithalatında da bir parça zorlaşma getirildi diye bakıyorum. Onu da tek tek yatırır, üzerinden geçeriz, eski yeni yaparız. Detaylandıracağız her birini. Bu arada farklı analiz, Gazi haftasına 25 yarış severimizi konuk olarak alacağımız Gazi Vital yayını için istemiştik. İki dişi safkan sormuştuk. Bir kısım hatalı cevaplar var. Bazı erkek safkanlar katılmış ama yani program başladığı andan itibaren Gazi koşusuna dair ne söylense böyle bir mesajmış gibi algılan çok sevimli mesajlar geliyor. Mesela programın başında Atan abi bir hep beraber cümlesi geçirmiş galiba. Evet. Ben anlamadım ama subliminal bir mesaj mı var? Hemen hep. Şimdi dişi at soruyorsunuz. Acaba Gazi Koç'un da sürpriz mi bekliyor Süleyman abi mesajları geliyor. Birazdan daha net keskin ki yani imparatora ne sorsak durdurak yok. Direkt doğrudan net cevabı alıyoruz. O yüzden subliminal mesaja gerek yok. Birazdan tüm sorduklarımıza cevap alacağız ama önce diğer gündemleri konuşmamız gerekiyor. Astoria davası sonuçlandı. Nedir bu Astoria davası diyeceksiniz. Önce bir hatırlatalım.
Yarışı bir verelim. Yarışı bir verelim. Astoria yarışını hatırlayalım. Yani önce ne olmuştu? Hı-hı. Onu bir hatırlayalım. Astoria ortada mavi beyaz formalı. Beyaz akıtmasıyla gördüğümüz Safkan. Şu anda ön gruba geliyor. Ahmet Çelik idaresinde yanlış hatırlamıyorsam ki vücut dilinden söylüyorum. Dışında El Concorredor'u görüyorum. Ve Victor Hüsen. Onun dışında da Victor Hüsen. Don Castello. Don Castello. En dışında Don Castello geliyor. Güler Cekürsü'nün. Astoria hamlesini yapıyor. Ve burada İki Safkan daralmış gözüyle komiserler kurulu yarışın üzerine resen protesto çekiyor. Komiserler kurulu resen protesto çekiyor bu yarışın üzerine. Ve El Concorredor ve Invincible sana foul yaptığı gerekçesiyle Invincible sanın arkasına atılarak dördüncü sıradan yarış sonucu kesinleştiriliyor. Bu yarış grup mücadeleydi. Evet. Buradan oynatalım. Ortada mavi beyaz formalı, jockey formalı, beyaz akıtmalı Safkan Astoria. Dışında El Concorredor, onun dışında Invincible San. Bu iki Safkan'a foul yaptığı gerekçesine resen çekilen bir protestoyla Safkan Invincible San'ın gerisine atılıyor. Dördüncü sıraya atılıyor. Ve yarış değişiyor. Bu yarışı Taşkıran Ekürüsü yargıya götürüyor. Yargıya götürüyor ve ilgili kararı alan komiserler kurulunu mahkemeye veriyor. Sayın Adnan Tepe'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O dönem başkanı. O dönem evet. Komiserler Kurulu Başkanı. ve bu tarihi yargı, karar çıkıyor. Evet, bu yargı mücadelesi yeni sonuçlandı. Bakalım nasıl sonuçlanmış. Evet. Atan abiye de döneceğim ve ne oldu abi? Yani kaç yıl sürdü, nasıl oldu sonucuna yani, geldik. Evet, bu yarış 28 Haziran 2014 tarihinde koşulan bir yarış. Haliç koşusu, grup 1 seviyesinde çok ciddi bir yarış. O günü de çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten ciddi tartışmalara yol açmıştı. Senin bir tweetin vardı. Atan abinin bir tweeti vardı. O tweeti bir görelim mi? Yok, bunu şimdi istemiyoruz. Tamam. Bunu istemiyoruz. Evet, tweet. O zaman da atmışım. Yani şimdi söylediğim o zaman da söylediğim için evet. Yapmak istedim. O zaman da hakikaten ben o karardaydım. Değişmez diye sanıyorum. Yani birçok kişi de aynı şeyi düşünmüştü. Tabii Ömer'in bugün bize geçtiği detay çok önemli. Hatırlamıyordum. Hakikaten protesto biri çekmiş miydi diye. Sevgili Ömer o günkü Komiserler Kurulu kararında buldu. Protestonun resen çekildiğini, Komiserler Kurulu tarafından çekildiğini de gösterdi. Onu da verelim. Evet. Ekranlara hemen. Sevgili Hamza bugün yönetmen koltuğunda. Tabii Cengiz Bey çok üzülmüştü o zaman. Hatta daha sonra bundan sonra yanılmıyorsam bir ay sonra veya üç hafta sonra bir yarış koşup kazanmıştı. Şeref tribününde yaptığı konuşmada da çok sistem dolu konuşmalar yapmıştı. Evet. Çok hatırlıyorum şu anda. Siz de hatırlıyorsunuzdur. Tabii dava 2014'te koşulan bir yarış. Neredeyse işte 3 yıl, 3,5 yıl süren bir dava. Bu dava tabii çok enteresan bir dava. Yani sonuçları itibariyle bütün camiayı ilgilendiren bir dava. Türkiye'de ilk defa böyle bir dava oldu ve sonucunda at sahibi bu davayı kazandı. Ankara İdare Mahkemesi yapılan itirazı haklı buldu. Komiserler Kurulu'nun yanlış bir karar verdiğini, koşunun değişmemesi gerektiğine hükmetti. Ve işin ilginç tarafı yasal süresi içerisinde bu karara bir itiraz olmadığı için... Geldi de kesinleştirme şerhi. Kesinleştirme şerhi de geldi. Dolayısıyla artık itiraz edilebilecek bir noktası da kalmadı. Zaten kararda da çok yazıyor. Yasal süresi içerisinde istinaf talebinde bulunulmadığından mahkememiz kararı kesinleşmiştir diye. Dolayısıyla 21 Haziran 2019 tarihiyle İstanbul Komiserler Kurulu dönemin İstanbul Komiserler Kurulu'nun değiştirdiği koşuyu mahkeme tekrar değiştirdi. Astoria'yı birinci ilan etti. Tabii bunun sonuçları var. Yani burada bir maddi bir kayıp var. Bu kayıbın karşılanması söz konusu olacak. Tabii bu mahkeme safahatında çok ilginç şeyler de oldu. İlk defa bir jokey böyle bir konuda bilirkişi olarak atandı. Sevgili Ertuğrul Cankılıç mahkemede bilirkişi olarak görev aldı. Bununla alakalı rapor hazırladı, görüş hazırladı. Ben tabii o bilirkişi raporunu görmedim ama duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla Ertuğrul Cankılıç da koşunun değişmemesi yönünde yanlış bir karar verildiğini yolunda bir rapor hazırlamış. Dolayısıyla mahkeme süreci bitti. Tabii bu bundan sonraki bu tip konularla alakalı yargı yolunun açılması noktasına enteresan bir karar. Tabii. Buraya kadarına bir ilavesi varsa da yine yapayım. Sonra bununla alakalı başka bir konuya daha değineceğim. Tabii ki. Şimdi bu yarış kesin değişmez zaten. Hı hı. Halis esas çarpıyor bu sana.
Elkan Corridor'da. Elkan Corridor çarpıyor. Eğer değişecekse Elkan Corridor onun arkasına gitmesi lazım. Kazanan attan ilgili öyle bir foul yok. Sonlarda biraz hani dışarı açıldı hali çok sonundan... hafif bak şöyle bir açıldı. Ne gitti Elkan Corridor'a ne çarptı ne bir şey hiçbir şey yok. O gelecek diye Alice ondan kaçtı. Kaçınca da Invisible'san arada etkiledi. Sıkıştı. Bak, şu anda geliyor gibi oldu ama gelmedi yani bak. Kesin değişmez yani. Burada komiser hata yapmış. Zannederim komiseri de bundan sonra da zaten bulup parayı da alamazlar tahmin ediyorum. İşin o tarafı enteresan tabii. Evet. Tabii şimdi bu insanlar da ister istemez şu soruyu soruyor. Bundan sonra değişen her türlü karar için yargı yolu açıldı mı? Açıldı tabii ama işte burada bir nasıl merkez hakem kurulu? Şimdi tabii enteresan olan konu bu. Yani burada aslında ben bu konuyla da alakalı. Hafta içinde de konuştuk. Değerli avukat dostlarımızla konuştuk. Ankara'da Yüksek Komiserler Kurulu'ndaki büyüklerimizle, dostlarımızla konuştuk filan. Bir grup aslında mahkeme kararı bu yönde olmakla beraber Komiserler Kurulu kararlarına itiraz edilemeyeceğini düşünüyor. Neden düşünüyor? Biraz önce Hamza'nın verip geri çektiği o şeyi ekrana istiyorum. At Yarışları Yönetmeliği'nin bu ilgili maddeleri. Burada Yarış Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkilerini açıklayan bölümde madde 9'da şöyle diyor. Yarış Komiserler Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. Burada ben onları tek tek yazmadım. Burada A'dan S bendine kadar 22 bentte hangi görevleri, hangi yetkileri var? İşte yarışları değiştirmek, tehir etmek, koşu sonuçlarını kesinleştirmek, aklınıza ne geliyorsa, yarışların dürüstlükle yapılmasını temin etmek adına A'dan S'ye kadar bütün bentlerine yazıyor ve sadece iki madde diyor itiraz edilebilir. Diğer hiçbir maddeye itiraz edilemez diyor. Yani koşulların sonuçlarını değiştirme maddelerine de itiraz edilemeyeceğini söylüyor yönetmelik. Neye itiraz edebilirsin diyor. Altta ikisini de koydum. Bu iki maddede zaten Yüksek Komiserler Kurulu'na intikal eden konular. Yani bir tanesi okuyayım abi. Oku. İlgilerin savunmalarını almak koşuluyla ihtar ve para cezası ile 15 güne kadar koşulara katılmaktan, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve yarışlarla ilgili yerlerde sanat icra etmekten yasaklama cezalarını vermek ve uygulamak, yetkilerini aşan cezaları da Yüksek Komiserler Kurulu'na teklif etmek. Yani şunu diyor, bu maddeye itiraz edebilirsin ama Yüksek Komiserler Kurulu'na diyor. Evet. Aynen. Diğer madde de benzer bir madde. Gidelim. Diskalifiye edilmesini gerektirecek bir husus bulunması halinde bir atı Yüksek Komiserler Kurulu kararından önce koşuya iştirak ettirmemek veya koşuya katılmış ise kazandığı derecenin haklarından faydalanmasını karar sonucuna kadar ertelemek. Evet. Burada da diyor ki sen böyle bir şey görürsen, Yüksek Komiserler Kurulu haber vermeden böyle bir şey yaparsan, bunu yaptığın atçı, antrenör Yüksek Komiserler Kurulu'na itiraz edebilir. İtiraz edebilir. Onun dışında bütün itiraz yollarını kapatıyor aslında yönetmelik. Yani güzel. Normalde edilememesi lazım. Bazı hukukçular bu davanın nasıl kazanıldığına inanamıyor. Hmm. Yani şöyle bir şey var burada. Bu mahkeme açıldığı zaman herhalde gidip itirazda bulunmamış Adnan Tepe. Şimdi zaten oradaki bilinmeyen yani, şeyler buradalar. Yani bu bakanlık... Bence öyle hukuk, olmuş bu. Bakanlık hukuk müşavirliğinin bu dosyanın... Atlanmış mı? ...mı tarafı olmuş mu, olmamış mı? Olmuşsa bu konuya ne kadar vakıf olmuş da bu savunmayı yapabilmiş, bu yönetmeliklerin... Buralar bilinmiyor ama tabii bir konuda hak veriyorum dayıya. Yani neticede bu karara itiraz edilmemiş olması... Edilmemiş diyor çok zaten enteresan. Orada. Yani tabii karar, çok Şubat, net yani. Karar Şubat ayında çıkıyor yanlış görmediysem. Kesinleştirme şerhiyle alakalı itiraz Haziran'da. Edilmemiş olması inanılacak gibi değil. Yani itiraz edilmediği için de netleşmiş. 8 Mayıs'ta bu kararın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tebliğ edildiği. Hmm. 8 Mayıs'ta tebliğ ediliyor bakanlığa. Evet, konuya birazdan tekrardan dönüş yapacağız ama şimdi haftanın bir diğer gündem maddesine geçelim. Urasan çok konuşuldu, çok tartışıldı. Zira kapalı gözlük deklarası vardı. Bu safkan genelde takısız dil bağıyla sadece koşulara katılan ve başarılı olan bir safkandı. Bu hafta safkanın deklarasında kapalı gözlük vardı ve her zaman alışkın olduğumuz dil bağı bu kez safkana takılmamıştı. Böyle bir tercih yapılmamıştı. Fakat gördük ki yarış başladığında safkanın listede, deklarede kapalı gözlük takısı olmasına rağmen yarışa takısız bir şekilde başladı. Tabii yarışı kazandı. Yarış biter bitmez sosyal medyadan
Bu konuyla ilgili sorular gelmeye başladı. Öyle biz mi? De İkürü'ye dolaştık ama ben önce İmparator'a dönmek istiyorum. Süleyman abiye dönmek istiyorum. Bu takı meselesini Süleyman abi nereden başlayacağız? Nasıl yapacağız? Görüntülerle mi başlarsınız? Topu size atayım. Ya şimdi antrenör yanlış yazabilir. Biz de yanlış yazmışızdır. Yani muhtemelen burada yanlış yazılmış. Olur, insanlık hali. Zaten yanlış yazıldığı belli. Atın kapalı gözlü. Burada üstte, yani bu çıkacağı orada. Üstte dediğimiz kantarmanın, kantarmanın üstüne oluyor? Yani makinenin önünde bir, bu gözlük çıkarılacak. Sevgili Hamza, bir daha geriye gelelim mi? Şimdi Süleyman abi önemli bir detay veriyor. Diyor ki burada kapalı gözlüğün bağlanış şekli çıkarılacağı zaman takıldığı şeklinde. Yani kantarmanın üzerinden bağlanmış. Tabii hiç bir antrenör bu şekilde gözlükle koşacak atı bu şekilde yapmaz. Ha, antrenörün burada neden? At çünkü gözlüksüz koşuyor. Yarı sever kaybetmemesi için bu atın gözlüksüz koşması lazım. Oradaki start hakemi de buna uyanamazsa at gözlüksüz koşar. Koşar ya, ben de olsam koşarım. Alabilirse alır, alamazsa da gözlükle koşar. Ama orada Gökhan Kocakaya çok güzel bir şekilde atın gözlüğünü hemen aldı, kenarıya koydu. Orayı da görelim. Hamza, o Gökhan Kocakaya'nın gözlüğü kenara alış, evet, start içinde oraya bir dönelim. Aynen, bunu devam ettireceğiz ve gözlüğü alış, yani Süleyman abinin bahsettiği gibi Gökhan Kocakaya en içe bakacağız. Bir numaralı kulvara bakacağız. Şimdi burada normalde bakarsan antrenörün burada suçu yok. Normalde. Burada iki kişi de suç var. Bir tanesi jockey, bir tanesi start hakemi. Start hakemi yani arkada duran atları aksesuarlarına bakan start yani hakemi. Yani start gerisine geldiğinde aksesuarlara bakan bir bakan, hakem var. Bir hakem var. Hop, burada o, Gökhan evet, attı. Burada bak Gökhan'ı aldı koydu. Sen burada antrenöre niye cezayı veriyorsun? Bir jockey atın kapalı gözlükle mi her türlü aksesuar kulaklık neyle koşacağını bilir. Ama orada çok güzel bir şekilde almış, koymuş. Kimse de sesini yok, hayır bu at gözlükle koşuyor orada dese. Peki Süleyman abi şöyle yapıyorum. Gökhan Kocakaya'yım. Atıyorum tamamen yani fikrine danışmak için. Gökhan Kocakaya'yım. Atın kapalı gözlüğü üstten bağlanmış. Atın önceki yarışlarında da çalıştım. Bu at çıplak koşuyor yani kapalı gözlüksüz koşuyor. Herhalde çıkarılacak diye düşünmüş olabilir miyim? Atın antrenörü benim diyelim. Sen de Gökhan Kocakaya'sın. Aynen. Atının gözlüksüz koşacağını ben sana söylüyorum zaten. He, güzel. Ben sana söylüyorum. Ama ister yaparsın, ister yapmazsın. Ringde bu konuşma %1000. Ama ister yaparsın. Yani diyorsun ki antrenör yapmaz. Zaten söylemiş. Antrenör ki zaten koymuş gözlüğü yukarıya. Yani çıkartın diye. Çıkartın diye o koymuş. Ama çıkarabilirsen çıkarabilirsen çıkartırsın. Yani şimdi fırça takılmıyor diyelim ata. Biz fırça takıp koşuyorduk. Komiser görsün yani. Görürse. Yerse. Görürse. Burada da görememiş. At da koşmuş. At zaten kapalı gözlük. At da favoriymiş zaten. Evet, anladığım favori kadarıyla. İki favori. Yani at da böyle koşması icabı. Koşmuş da kazanmış. Seyirci de kaybetmemiş. Burada suç kimin? Suç bence direkt startın arkasındaki hakemin bildiği halde çıkaran Gökhan Kocakaya. Ceza yalanı antrenör. Ceza antrenör. Yanlış ceza bence. Atar abi. Ben bu arada bir dışarı çıkıp girdim. Evet, çünkü onu hissettirmemeye çalıştık. Canlı yayında önemli bir İnşallah sesim de gelmemiştir. Yok. Deminki konuyla alakalı bir söylemek istiyorum. Tabii program Ankara'dan da seyrediliyor. Muhakkak. Ankara'daki bakanlıktaki dostlarımızla bir katkı yapmak istediler. Kendileri istinaf mahkemesine başvurulduğunu, bununla alakalı hukuk müşavirliğinden kendilerine bilgi verildiğini söylediler. Ben de kendilerine mahkeme kararını şu anda attım. Onlar da bakıyorlar. Onlar da bir belge göndermek isterlerse program süresi içerisinde gönderecekler. Yanılacaklarımı söyledim. Onun için dışarı çıkmak durumunda kaldım. Dediğim gibi Ankara'dan bununla alakalı eğer bir
İtirazla alakalı bir şey gelirse onu da yayınlarız. Belki ama ekstra bir şey gelirse yayın içerisinde koyacağız. Öbür diğer mahkeme kararı zaten ekranda da verdik. Zaten. Ekranda da verdik. Bu olay bu şekilde. Tabii yönetmeliğe göre şey yapılmayacağı ayrı bir şey. Ama bu konuda şuna ihtiyaç olduğu kesin. Nedir o? Futbolda olduğu gibi bir tahkim kuruluna ihtiyaç var. Evet. Çünkü tabii. Şimdi yarı severler başladı. Diyorlar ki biz o yarışta 6'lı kaybettik. Oyunumuz tabii. Yattı. Biz de mahkemeye versek acaba kazançlı çıkabilir miyiz? Çıkamazlar çünkü müşterek buna benzer bayis, müşterek evet. bahisler üzerine yapılan davaların hiçbir tanesi bugüne kadar yarı severler tarafından kazanılamadı. Yani o işin başka bir boyutu. O işin başka bir boyutu. Ama at sahibinin pozisyonu çok farklı bir boyut. Diğer konuyla alakalı söyleyecekleriniz devam ediyor herhalde. Evet. Siz devam edin, ben oraya katkı yapacağım. Bu konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi bizim staffçı Mehmet diye bir kardeşimiz vardı. Evet. 2 sene evvel zannediyorum. White Ram makinede kulaklık yazılmamış mı bir şey olmuş. O arada işte kulaklığını alıyorlar, alamıyorlar. Bu destek oluyor Mehmet abi de, değil mi? İşte Mehmet bir şey alıp şey yapmıyor yani. Ekstra bir durum yok. Ekstra bir durum yok. Oradaki komiser Mehmet'in üstüne atıyor. Start arkası komiseri. Mehmet'i öyle bir fezleke yazıyorlar ki yarış günü. Buranın kadrolu elemanı. Tabii. En tecrübeli yani, starterlerden biri. Yani, bir de bizim yarış camiası olarak çok ihtiyaç duyduğumuz bir insan. Öyle bir fezleke yarış günü ahırlara gidemez. Hiçbir tarafa, pistin içine giremez. Yalnız tribünde oturur ve seyreder. Şimdi burada yarış komiseri ne bir ceza var mı? Görmüyor bunu. Yok. Görmüyor. Mehmet şu anda yine zannediyorum Adnan Tepe tarafından yazılmış bir fezlekeyle hiçbir şekilde atların start yerine gidiyor. Ama sabahleyin idman pisti, yani idmanda olan atların start girişlerini, her şeylerini Mehmet ayarlıyor şu anda ya. Yine. Ama yarış günü giremiyor. Yarış günü giremiyor. Sebebi de? Sebebi işte o gün White Ram'in yani kulaklığını işte alıyordu, alamıyordu falan. Onun üstüne attılar suçu. O dönemin komiserler kurulu başkanı aynı komiserler kurulu aynı başkanı. Komiserler, aynı. Evet, fezlekesinde yazan aynı Adnan Tepe. Evet, 15 Temmuz sonrasında bir sıkıntı yaşadı tabii. Mahkeme süreci sürüyor muhtemelen. Ya şimdi tabii bu konuyla alakalı bir soruşturma var mı bilmiyorum. Yani açıldı mı? Yani antrenöre bir ceza verildi. Antrenöre verilen ceza da tüzük hükümleri gereği. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılabilecek bir şey. Ama tüzük diyor ki ben burada antrenörü suçlu bulurum takı diyor tüzük. Antrenörü almıyor ki atın gözünden. Almıyor, evet. Ama şimdi bununla alakalı tüzükte 4 tane madde var. Onları verelim. Hemen verelim. Sevgili Hamza, takılarla ilgili. Yani bu konuyla hızlı alakalı. Hızlı alalım çünkü gerçekten çok uzun uzun konularımız var. Takılarla ilgili 4 madde var dedi Atan abi. O 4 maddeyi hemen ekrana taşıyalım. Evet, geldi. Evet. Enver sen mi okursun? Hemen. Eğerleme hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkileri bölümünün altında C bendinde yazıyor. Evet, diyor ki kapalı gözlük, dil bağı, kulaklık, nal ve benzeri aksesuarları kontrol etmek. Ç bendinde de atların nizami yarış aksesuarları ile ringe sevklerini sağlamak. Şimdi Atan abi bunu bir cebimizde tutalım. Ring hakemi ve yardımcılarının görev ve yetkilerinin A bendinin son cümlesine bakalım. Ring mahallinin güven ve disiplini, koşuya katılacak atların ve binicilerin vaktinde piste çıkmaları, kıyafet, forma, kamçı ve diğer aksesuarların bu yönetmelik hükümlerine uygun olmasını sağlamak, uygun olmayanları yarış komiserleri kuruluna bildirmek. Evet. Bunu her ikisine de sanıyorum birazdan pay biçilecek. Diğer tablomuza geçelim. Genel koşu kuralları Ç bendi. Atların koşulara nizami yarış aksesuarları ile iştirak ettirilmesi zorunludur. Diğerine geçelim. O hemen altta, sağda, aşağıda. Atlarını koşuya nizami yarış aksesuarları ile iştirak ettirmeyen antrenörlere yarış usul ve esaslarına aykırı davranışlardan dolayı 217 Türk Lirası para cezası ve 7 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlara ilgili yer ve tesislere girmekten de aynı zamanda çok sanat haklı. İcrasından da yani yesen. Bu maddeden sen veriyorsun ama burada ya. adam nizami atına gözlüğü takıyor. İştirak ettiriyor yani. Adam atına gözlüğü takıyor. Nizami. Abi. Ama yarış severi düşünüyor. Yarış severi düşünüyor. Yarış severi düşünüyor.
At oraya gidiyor. Jokey alıyor gözlü. Oradan buraya koyuyor. Onunla ilgili yani, bir madde yok. Orada ne diyor? Senin dediğine geliyor Süleyman abi. Komiser, oradaki komiser diyor. Hı. Onu kontrol edecek diyor. Yani senin ilk söylediğin yere geldik şimdi maddelerle. Şimdi burada. Yani madde jokey bir şey atamıyor. Antrenöre niye ceza verilmiş biliyor musunuz? Antrenöre ceza vermezse birine ceza vermesi lazım. Kime vermesi lazım? Komiser. Bunu bulamadığı için veya şu anda o anda onu yorumlayamadığı için bence antrenöre ceza vermiş bu maddeden. Şimdi, halbuki... Şimdi bir şey soracağım, lafını kesin. Çaldım ben Zafer Tüm için, sen de Gökhan Kocakaya'sın. Tamam mı? Ben ata gözlüğü taktım. Komiserlere çıktık. Efendim ben diyorum ki ben ata gözlükte bindirdim jokey. Bakın. Görüntülerde sabit. Görüntülerde orada. Jokey almış koymuş benim kabahatimden. Haklı mı? Haklı. Orada komiser şunu sorabilir. Niye sen gözlüğü üstten kantarmanın üstüne vurdun? Onu biz gördük. Onu komiserin görme olasılığı yok. Farz et ki gördük. Şimdi bu olaylardan sonra... Görse zaten belki... Bu olaylardan sonra zaten şimdi kapalı gözlük. Herkes gidecek, kontrol edecek. Öğrendi şu anda komiserler. Şimdi kurulu. Zaten burada eğerleme hakemiyle alakalı görev ve yetkileri bölümünde diyor ki... Atların nizami yarış aksesuarlarıyla ringe sevklerini sağlamak. Şimdi atların onu. Yarış aksesuarlarıyla ringe sevklerini sağlamak demiyor. Nizami diyor. Orada aradığı şey ne? Atıyorum bu bir kapalı gözlükse kapalı gözlüğün olması. İşte çok fazla kesilmemesi. Evet. İşte kulaklıksa kulaklığın düzgün olması filan filan. Ama bana sorarsan gözlüğün de kantarmanın altında olması da bu maddeye girebilecek bir şey. Orası görmemiş. Sonra dönmüş gelmiş. Ya orada aslında bir ring hakemine şey demiş var. Ki orada bir eksiklik var. Bence var. Tabii. Ring hakemine gelmiş demiş ki atların vaktinde piste demiş. Çıkarılmalarını, kıyafet, forma, kamçı ve diğer aksesuarların bu yönetmelik hükümlere uygun olmasını sağlamak. Uygun olmayanları yarış komiserine demek. Uygun olmadığını üstten düşünmemiş, bağlı. Belki görmemiş. Bu da böyle geçmiş. Zaten diğerini zaten söyledik. Şimdi burada benim endişem şu ki, böyle bir şey olursa bu bence çok yanlış bir şey olur. Burada bir soruşturma açılıp da özellikle startere bir ceza verilmesi en kötü bana göre buradaki en büyük yanlışlık olur. Çünkü son dönemlerdeki yorumlara dikkat ediyorum camiada da şöyle bir algı olmuş. İşte starter gelmiş, atın gözlüğünü almış. Hayır, starter atın gözlüğünü almıyor. Görüntü starter almıyor. Starter yani. Yukarıda değil. Starter at aşağıda starta mı? Girmeden gözlüğün çözmüş. Düğümünü çözmüş. Ama niye çözüyor starter? Ezberden çözüyor. Dışarıda. Tabii starter çözmüyor. Çünkü bu bir... O arkada çalışan çocuk çözüyor. İşte arkada yani startı sokan çocuk. Yani evet. Starter dedim o. Starting box görevlisi. Doğrusu o. Start veren değil tabii. Evet. Starting box görevlisi. O niye bunu yapıyor? Ezberinden yapıyor Enver'in dediği gibi. Çünkü üstten o da biliyor ki üstten bağlanırsa bu starta kadardır. Startta bu alınacaktır diye açıyor. Zaten onun çözmesine jokey de itiraz etmiyor. Bir dakika arkadaş bunu çözme. Bu gözlükle koşuyor demiyor Gökhan. Ya bilmediği için demiyor. Hayır öyle bir şey yok. Yani, jokey atın kapalı gözlük, tel gözlük, jokey dekler olduğu zaman her şeyine bakar atın. Ya, mutlaka ama unuttu diyorum. İyi niyetle düşünüyorum. Çok şahit olmuşsundur çünkü sabah 1400 metre galop yap dersin adam kenter yapar gelir. İyi niyetle düşünüyorum. Yani, iyi niyetle düşünüyorum. Hani bunu da düşünüyorum. O da bir şey demediği için, starter düğümü çözdüğü için at giriyor içeri. Zaten otomatikman refleks olarak gözlüğü alıyor, çıkıyor geliyor. Ha burada atın antrenörü senin dediğin gibi ben bunu böyle bağlayayım da olursa olur, olmazsa olmaz demiş bilir dememiş bilir. Ona da bir şey diyemem, niyet okumak olur. Ben de olsam öyle yaparım. Okuyamam. Ha sen olsan öyle yaparsın. Ben de olsam öyle yaparım. Ha alır, almaz, çıkar, ama çıkmaz. Şimdi, bence şurada bir haksızlık olur. Kim? Eğer bu işte bir soruşturma açılır. Starting box görevlisi ceza alır. Gökhan Kocakoya ceza alırsa ama hiçbir hakem ceza almazsa bu hop. İşte bence yanlış. Ya, yanlış tabii. Değil mi adam? Yani sen bu bütün değişikliği hiç geçerken, fark etmiyorsun. Tabii. Atın gözün dışarıda olmasını eğerlemede fark etmiyorsun, ringde fark etmiyorsun. Geliyor at startın arkasına, starting box görevlisi çözüyor, fark etmiyorsun. İçeri giriyor, fark etmiyorsun. Jockey elinden alıyor, çıkarıyor, fark etmiyorsun. Hiçbir emniyet sübabın kalmamış senin. Tabii, sen bütün bu sistemi bir starting box görevlisinin üstüne mi kurdun? Böyle bir şey olabilir mi yani? Tabii. Olmaz. Ha ben bunu ceza verildi diye söylemiyorum. Evet. Ceza verip verilmedi bilmiyorum ama önceki örneğinde buna benzer bir şey olup böyle bir arkadaş görevinden alındığı için evet. Bu endişemi de paylaşmak istedim. Bu arkadaş da çok atçıya ezen bir arkadaş yani bugün her
İngiliz tayını, her atçının tayını starta alıştıran bir kişi. Mehmet Şen. Yılların. Start görevlisi. Yani burada ikinci bir Mehmet Şen vakası olmamalı. Yani. Bu hakikaten vicdanları da yaralayan bir şey olur. Tamam. Herkesin ceza alacaksa, bu ceza, yani bu suç paylaştırılacaksa... Çok güzel bir katkı geldi, kısaca söyleyeyim. Lütfen. Bu yarış herkese çarşambaydı. Herkese adil bir cezalandırma. Bakın cuma akşamı ne olmuş? Sevgili Barış Emrah göndermiş, at sahibi. Bodyguard Hero deklarede burun bandı olan bir safkandı. Ve düşmüş diyor Padoa gelirken. Komiserler Padoa almadılar diyor cuma günü. Padoa almak istemediler ve bu şekliyle koşamaz diye uzun süre mücadele oldu. Antrenör ciddiyeti gördü ve koşarak kantin içerisinde burun bandı bulunarak tekrardan Bodyguard Hero... Padoa alındı. Yani çarşambadan sonra cuma burun bandından Bodyguard Hero yarışamaz duruma gelmiş neredeyse. Bu tip yerlerde görev yapacak kişiler çok profesyonel olmalı. Ben sana ringi eğerlemeyi anlatayım. Atın ayağına Victorino alçaktım. Sağ çamur. Victorino alçaktım, sildirmedim. Yasak. Atın tel gözlüğü var. Tamam mı? Kapalı gözlükten gezdirmek yasak. İçine siyah koydum. İçine siyah alan ördüm. At zaten görmüyor ama komiser bakıyor. Bunlar olmuş vakaları anlatıyorum ben. Komiser bakıyor ona. Tel gözlüğü var. Halbuki içinde bez var. At hiçbir şey görmüyor. Tırnak içinde söylüyorum. Sen eğer olsan tırnak içinde yer misin? Hayatta. Profesyonel. Oraya profesyonel ekip koyacaksın. Ama bakanlık tayin ettiği için yani atçılığı bilmeyen insanlar geliyor yapıyor. Ha ona da neden yapıyorsun diyemiyor. Bakanlık öyle görüyor, öyle yapıyor. Ama profesyonele geçerse yarışçılık, bunların hiçbirisi olmaz. Evet, çok önemli bir meseleydi. Nihayetinde devamı gelecek, takibi gelecek. Diğer konumuza hızlı bir şekilde geçelim. Hadi Vaneta. Sevgili Volkan'ın çok uzun bir mesajı olmuş. Volkan Yozgatlı, Safkan'ın sahibi. Volkan Yozgatlı'nın olmuş. Onu bir okuyacağım. Tamam. Volkan'ın bize... En azından özetlersin abi bize, olur mu? Aynen, evet, özetleyeceğim. Tamam. Biz o sırada Vaneta'ya geçelim mi? Geçelim. Biz Vaneta'ya geçelim. Atan abi de, Volkan abinin katkısını da... Bu arada Ankara'dan da, bakanlıktan da... Sevgili Hamza, bakanlıktan Astoria davasıyla ilgili bir belge geldi. Bu belgeyi de gruba atıyorum. Onu da paylaşalım. Ben onu maile atacağım şimdi. Tamam. Ben maile yönlendiriyorum. Hı-hı. Mailden ekrana vereceğiz. Hı-hı. Tamam. Vaneta meselesine bir geçelim. Hızlıca Vaneta'nın son yorumunu hatırlayalım. Süleyman Aktı Vaneta'nın son koşusunda ne dedi? Önce onu bir görelim. Vaneta için ne diyorsun dayı? Kuyruk sallıyor. Vallahi sen kuyruk sallayınca şimdi, hemen şey diyorlar. Dayı kuyruk yani sallıyorsa bir mesaj veriyor. Çok sevdiğim bir kişi Vaneta'nın sahibi Murat Bey. Senin kadar ifşi oldu. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben tabii çok iyi bir kısrak bu. Harika bir kısrak. Bir dakika koşmam. Yani ben kendi görüşüm, bir saniye koşmam, çiftliğe götürürüm. Çünkü işaretler veriyor. Arızalar var. Mesela makineye çok sokamıyorlar. Yarışın içinde mesela düzlükte dabalanıyor at. Kuyruğunu sallıyor. İstemiyorum, yapmayacağım, dokanma diyor falan. Yani artık damızlık olmak istiyor kısrak. Böyle çok çok iyi bir damızlık bulunmayacak. Yani bir kısrak yani. Son yılların iki yaşlı performansı olmayacak itibariyle bir şeye de gelmiş fazla... geçmiş. Son yıllarını gelmiş yani, geçmiş en başarılı yani, iki yaşlı dişlerden biriydi. Bir şeye de fazla ısrar etmenin de bence manası yok. Çok kıymetli bir attı. Çok. Evet. Vaneta'ya da geçmiş olsun diyelim. Ufacık bir şeyde işte bu atı ne kadar geri attı. Yani şimdi iki yaşlılığına bakıyorsun... Neler üçlüye döndüğü zaman, yani üçlüye döndüğü zaman sana at çekemiyor, arkayı çekemiyor. Süleyman abi A'dan Z'ye zaten Vaneta ile ilgili bir hafta öncesinden tabiri caizse noktayı yani koydum. Şimdi ben Vaneta'yı çok sevdiğim bir at, izliyorum yani ben iki yaşlılığından beri izliyorum. Hı hı. İki yaşlılığından üçlüye döndü, kışın izliyorum, at arkasını almıyor. Sevgili Selman Taşbek, pist yeni yapılmış, yani aktarılmıştı politrak. Bir müddet kapanmıştı kışın, evet. İki sene evvel. O gün ilk açılımıydı. Onun için atlar koşuyor. Aa dedi, şu Vanette'yi bana bir seyreder, bir şey bakar mısın dedi. Seyrettim ben. Bir raporu verir misin dedi mi? Tabii dedi. Ne görüyorsun dedi bana. Burada canlı ne görüyorsun? At arkasını almıyor dedim. At arkasını almıyor dedim. Vallahi ben de öyle görüyorum dedi. Ve at koştu, dişi tay denemeyi kaybetti. Hmm.
Kısırakta koşacağız. Bende de Alcavara diye bir kısırak var. Dişi tay denemeyi falan oradaki kısırakları koşmuyorum. Kısırak koşusunu koşacağım. Ahmet Celaloğlu'yla da sevgili konuşuyoruz. Ben dedim kısırağa koşacağım. En kötü dördüncü olacak dedim bizim atımız. Nasıl olur dedi abi dedi. Öyle dedim. Çünkü Vanetta'nın hiç gelmeyeceğini biliyorum ben. O mesafede. Çünkü atın arkasında gel. Bir yerde arıza var ama at şimdi tırs yaptığı zaman görüyorsun ama nerede olduğunu bulamadı veterinerler. Vay. Bulamadığı için at bu duruma geldi. Bunlar da biliyorlar. Götürdüler hastanelere bilmem nelere. Bulunamadı. Ve hakikaten biz koştuk. Dördüncü olduk. Hatta bizim at da ona çarptı. Yarışın düzlüğünde. Yarıştan sonra bizim at da geldi. Arka ayağını arıza yaptı. Bir daha koşamadı. Hı hı. Falan. Yani onun için böyle bulunan atlardan değil zannediyorum Murat Bey atın annesini de elden çıkartmış. O evet, daha önceden. Tabii daha önceden daha konuşmuştuk yani biz konuşmuştuk. Hı-hı. Yani niye dedim çıkarttınız? Ya dedi bu var bir kardeşi daha var dedi benim falan. Var. Onun için. Bulaşık Doğu mu? Evet Bulaşık Doğu anne. Ya çok iyi bir kısrak. Bulunmaz yani. Bulamazsın. Bir kısrak da herhalde bir... Her şeyi bir ekürü. Değil mi? Bir ekürü çok kıymetli. Her ki şey. Bir tablomuz var yani sizin kısrak alımlarınızdan yola çıktık. Neden önemli? Evet. Yani o tarlalar neden önemli? Evet. O tabloyu da verelim. Süleyman abi mesela bu Vanetta örneğini verirken yani bir kısrağın bir ekürü için yetiştiricilik adına ne kadar kıymetli olduğunu o tablo üzerinden görelim. Şimdi sizin aldırdığınız kısrak listesinden bir kısmı bu. Şimdi biz Kurtel ekürüsü kurulduğu zaman rahmetli İlyas Bey'den İlyas çok ayran 4 tane kısrak aldık. Batık Aracı, Pelmel, Teskele, Teskele, Silver Quick. Hı hı. Bunların içinde Pelmel bir tane at verdi Big Brother diye. Ve ondan sonra öldü kısrak. 4 at aldık. 5. at Damdesyon'u aldık. 6. kısrak da Kendiko'yu aldık. Kendiko. Balçıbin kısrak koşusu kazanmış. Satılığa koymuşlar. 50 bin lira konuştuk. Ata alıcı olduk. Arif dedim ata alıyoruz. Aldık. Geldi Seleritas. Dijital denemeyi kazandı. Kısrağı kazandı. Gazi üçüncüsü. Ben de Selim'e dedim ki böyle ya bu kısrağın annesi kim dedim. Kimde? Benle dalga mı geçiyorsun dedi. Sen almışsan ya atı dedi. Şimdi biz saçlarımızı öyle çok çabuk ağartmadık biliyor musun bu işte? Yavaş yavaş sindire sindire bu işleri öğrene öğrene ağarttık saçlarımızı. Bu 3 tane kısrak 10 trilyonun üstünde para kazandı. Doğru. Yavrularıyla da. Tabii yavruları bu açık koşu ve kısa vadeli olanlar öbür türlü yarışların kazançları yok yani. Mesela Silver Queen, Filik diye yavrusu var. Evet. Filik'in tayı var. Son of Legend var. Son of Legend var. Yani, Gazi koşacak Run for Derya, Strong Run for Derya var. Neler var? Hani bir ekürüden alınan 4 tane kısrağa bakıyorsunuz. Orada mesela Limited Edition var. Hı hı. Ayağı kırıldı. Onun, o harika bir kısraktı. Sen bu kısrakları tahmin ediyorum 300 bin lira civarında. 300 bile olmayan 270 bin ben lira bir para ödemişsin. Rahmetli ile konuştum ben. 8 küsur milyon. Arif Bey'in haberi bile yok. Konuştum 250 bin lira dedi. Sayın Çokay. Ben dedim ki yani ben işte sizin bu kadar hizmetlerimiz var atlarınıza. Ondan sonra bana 180 bin lira indi. Arif 120 bin lira aldı 4 atı. Damdesyon da 80 bin lira aldı. Sevgili Murat Kadayıfçıoğlu bir mesaj atmış. Mehmet konusunda yardımınıza atçı olarak ihtiyacımız var diyor Mehmetcan konusunda. Evet. Tüm atçılar Mehmet'in bilgi ve tecrübesine ihtiyacı var tüm atçıların diyor. Ama maalesef Komiserler Kurulu geri dönüşüne izin vermiyor. Buradan Komiserler Kurulu'ndaki dostlarımız seyrediyorlar bizi. Versin yani, neden vermiyor? Yani bu şey yani bir komiserin, sanki terör suçu varmış gibi. Bir komiserin verdiğini bir yetişmiş komiser. Yetişmiş eleman böyle eleman kaç senede yetişiyor? Yüksek Komiserler Kurulu... Bunu açabilir. Evet. İstanbul Komiserler Kurulu herhalde ona karşı bir tavırlı, o tavırın devam ettiğini söylüyor. Vanetta'nın annesi maalesef öldü diyor. Bu sene ve hiç yavru veremedi diyor.
Vaneta'nın esas sorunu da diyor boğazındaki asimetriydi diyor. Ondan dolayı böyle bir psikolog. Çok katkı geliyor. Bu arada işte Volkan'ın bir mesajı olmuş. Çok uzun. Onu burada okumak zor. Ama şunu söyleyelim. Biz ne Volkan'a ne atın antrenörüne ceza verilmesi gerektiğini zaten söylemiyoruz. Tabii. Antrenör normal takısıyla yapması gerekeni takmış. Sahaya göndermiş. Sahaya göndermiş. Uygun bir şekilde Nizami. Volkan'ın zaten herhangi bir takı çıkartmak etmek gibi bir şey olamayacağını zaten biliyoruz. Ha burada bir kusur varsa, Boğat gözlüklü koşmak yerine gözlüksüz koştuysa, buradaki bu emniyet sübaplarını kontrol etmek lazım. Burada nerede atlama var, nasıl bir hata yapılıyor, bunları yapmak lazım ve neticede buradan hani illa bir suçlu aranacaksa, bir ceza verilecekse orada da bir adalet lazım. Yani bu kadar hakemin olduğu, ki çok doğru sen abi geçen hafta diyor 100 küsur tane hakem olduğunu söyledin hipodromlarda minimum diyor. Bu kadar hakemin olduğu bir noktada böyle bir şeyin atlanmasını herhalde sorumluluklarını yerine getiren at sahibi ve antrenörün bir kabahati olduğunu söylemek mümkün değil. Zaten öyle biz aynı şeyi söylüyoruz. Yani hiçbir şey yok. O konuda bir şey yok. Hatta ben starterim bile bu konuda çok ciddi bir ceza almaması gerektiğini düşünenlerdenim. O konuyu da takip ediyorum tabii. Starterin tabii ki oradaki zaten onun bir şey yaptığı yok. Starter bunu bir refleksle çözüyor. Starter değil. Yanılıyor. Değil. Starting box görevlisi. Box görevlisi. Hep aynı şeyi söylüyor. Evet, öyleyse. Bir refleksle yapıyor ama onun yanlış yaptığı bir şeyi uyaran sistemde hiçbir emniyet subabı da bulunmuyor maalesef. Jockey de dahil buna yani. Jockey dahil, start hakemi dahil belki o anda. Şimdi bu kısrakların ne kadar önemli olduğunu anlatıyorduk. O zaman yarış biniyorum. Daha jokeyliği bırakmamışım. Kardeşim geldi. Davut dedi ki abi dedi bir atçı var dedi. Yeni atçı dedi. Cengiz Saka dedi. Şunun bir dedi tayı var dedi. Bunu bir çalıştırır mısın bana dedi. Çalıştırayım dedim. Bindim bir 400 metre sal dediler. Demin mi diyor? Bindim. Değil. Endless Freedom kısrak. Endless Freedom. Bindim 400 metre saldım. Harika bir kısrak. Havada böyle makas atıyor giderken. Neyse bir sene geçti aradan. Bir sene geçti. İlgilileri geldi dedi ki ya dedi bizim bir atımız var ama starttan çıkmıyor biner misin dedi. Kim dedim hani dediler önce kim bu? Dediler sen Taylun'da bindin ya. İyi dedim. Bindim. Çıktı. Geldim yakaladım yarış bitti. İkinci kaldı. Sezonda bitiyor. Alaaddin Akkoç diye de bir atçı var. Ona bir at benim bir kısrağım vardı. Onun bir tayını vermiştim. O da ondan da mızık olmayacağı için geldi bana dedi ki abi dedi bana dedi bir tane dedi kısrak dedi. Ben direkt Angus Freedom'ı gösterdim. Git dedim bu kısrağı 17 liraya satıyorlarmış. Bunu alıver dedim. Gitti aldı. İlk yavrusu White Ram. Hoppa. Grup 1 galiba. Evet. Sonra atın ayağı kırıldı. Çok üzüldüm. Yani onları hak etmiyordu. Yapacak da bir şey yok. İyi de bir aygır olurdu. Çünkü Siri Pekan ölmüştü. Onun yerine aygır olacak fizikli bir ato vardı. Çok güzel, fizikli bir annesi at. De öyle. Çok fizikli bir at yani. Evet. Yani bu damızlık sihir işleri öyle pek şeyle olmuyor. Yani böyle bilgisayara bastım. Küt geliyor. İşte bunu buna eşledim. Kağıt koşuyor, böyle, at mı koşuyor? Yani her şeyi yapabilirsin. Ama her 50 sene var. Bir gözle bakıyorsun. Bir şey söylüyorsak söylüyor diyorsun. Söylüyor at bir şey. Şimdi sen atı eşliyorsun. Bakıyorsun. Doğduktan sonra gidip arada bakıyor musun? Kısrakla aygır uyuşmuş mu? Uyuşmamış mı? Çok. Sizin güzel tabirleriniz varmış. Ne? İşte kafasından ne bileyim. Ya tabii ki atın her şeyine bakıyorsun. Babasına bakıyorsun. Kafası çirkin. Bir sefer çirkin kafalı at hiçbir zaman için göremezsin. İyi at. Şampiyonlara bir bakacaksın. Yüzü çok güzel olur atın. Vay, şampiyonların yüzü güzel olur. Ya hani teni başka olur, her türlü adele sistemi başka, ne bileyim doğdu tay, yamuk ayaklı doğdu, dışa basıyor, içe basıyor, takus tırnak oldu. Kimle eşleştirirsen eşleştir yani. O amüdiyeti bozuksa atın, olmaz. Yani bu at bunlar eşleştiren arkadaşlarım bunları iyi bilmeleri lazım. Evet, Süleyman abiden birazdan devam edeceğiz çünkü koşulara geçeceğiz ama bakanlıktan bir son dakika programı izlerken bilgi geldi demiştik Atahan abi. Evet. Belgeyi ben ekrana şu anda verebiliyorum sevgili Hamza'dan destekle. Belge geldi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden
çıkan bir belge bu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Ankara 16. İdare Mahkemesi'ne başlığıyla verilmiş. Evet, tarihi 28 Mayıs mı? Tarihi 28 Mayıs 2018. Zaten doğru. Bu kesinleştirme şerhinde de 8 Mayıs'ta tebliğ edildiği söyleniyordu. Evet. Sonra yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği söyleniyordu ama buradaki bakanlıktan gelen bilgi de sanıyorum 28 Mayıs'ta bir itiraz edilmiş. Aynen öyle. 28 Mayıs'ta itiraz edilmiş. Hatta oradaki kararla 28 Şubat tarihli iptal kararına istinaden diyor. 7 Mayıs'ta tebliğ edildiği yazılıyor burada da. Yalnız bunu gündeme almamız çok iyi olmuş. Tabii ki. Çünkü bu itiraz dilekçesi ortamına düşmediği için dijital online sisteme düşmediği için mahkeme bu itirazı görmemiş. Görmeyip şimdi anlaşılan o. Görmediği için kesin karar vermiş. Yarın Tarım Bakanlığı vaktinde itiraz ettiğine dair belgesiyle yarın itirazını yapacak ve ona göre mahkeme karar verecek. Çok enteresan. Bu programın da ne kadar önemli ve interaktif olduğu ortaya çıktı. Evet. Belki biz bunu burada yapmasak bakanlık itiraz ettiğini ama ona rağmen böyle bir kararın çıktığını daha geç öğrenecek. Belki daha sıkıntılı bir döneme gelecekti. Tabii biz yani her iki tarafında ortaya koyuyoruz. Finalde nasıl bir karar çıkacak? Tabii merakla da bekliyoruz. Çünkü bu hakikaten emsal bir karar olacak. Net. Çok önemli bir karar olacak. Yani bugüne kadar hiç görülmediği gibi ezber dışı bir karar gibi gözüküyordu. Fakat burada bir işte dijital ortamdan kaynaklı bir eksiklik oldu. Bunu takip edip mutlaka sonucunu da paylaşmamız lazım. Hadi haftanın önemli yarışlarına gidelim. Haliç koşusuyla başlayalım. Crossfire inanılmaz bir sprintle kazandı. Gösterişli bir sprintle kazandı. 800'den oynatalım. Pası Süleyman abiye atayım. Süleyman abi çok formda bir aracı ekürüsü ama bu yarışı konuşalım önce. Ya şimdi burada yarışın en sonunda takip ediyor. Şu anda çok kolay gidiyor. Yarışta da öyle çok sürat yok. 25-36-49-2. Bu sefer daha düşük bir tempo tuttu. Copperfield. Hemen dışında Ulan Batur. Alice daha hücum etmedi tam. Dışında Runner Bull var. Dışında Runner Bull geldi. Runner Bull ona kaybettireceği, hissettirdiği anda Ulan Batur'a Alice hadi dedi şimdi. Oraya kadar idare miydi? İdare ediyordu. Kamçısını çekti, bir tane kullandı. Son mermiyi oraya sakladı. Ama inanılmaz bir at geliyor dışarıdan. Ay maşallah hakikaten. Yani. Hop. Süper bir yarış koştu. 1.35'te. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir önceki yarışında Crown of Coast'la ekürü koşup ikinci, üçüncü oldukları yarışta... Beklediler. Tempo da onların istediği gibi tam gitmediği için şey oldu. Hani şimdi şöyle bir kontra soru gelebilir. Günde yani, onların günü oldu o günü. Hem evet. Crown of Coast kazandı hem Crown of Coast... Yani acaba bu atların ekürü koşmaması mantıklı mıydı da biz mi o gün acaba hani gereksiz bir eleştiri yaptık diye de şöyle bir aklımdan soru geldi. Hani hakikaten ikisi de çok iyi. Hani birbirine ekürü koşabilecek. Bu at şimdi 1600 metrede bu yarışı kazanabiliyorsa o günde süratlenseydi. O günde yarışı süratlendirebilirdi. Kovabilirdi. Ki yarış süratlendiğinde belki de finese bağlayalım hemen istersen evet, Süleyman işte abi. Finesi kovalayabilirdi o gün. Kanofos yarışı da verelim bunun arkasına. Sevgili Barış Düşmez de Copperfield'la ilgili Süleyman abi ne der demiş onu da soracağım ama hemen arkasına Finesse'le verelim. Çünkü Süleyman abinin o iki yorumu da oturdu aslında. Yani burada Finesse'le ciddi bir tempoya girildiğinde son sözü burada Kanofos söyledi. Yani acaba ekürler o gün... Şimdi mutlaka bakın, yarıştan da bir ders çıkarılmış yani. Şimdi bu yarışın ilk 400'ü 24-6 olması lazım. Şimdi neden Selim böyle bir hızlı tempo tuttu? Ben anlamış değilim. Geçen çünkü hafta aynı şekilde izin vermeyeceklerini düşündü. İlk binine 6 gittin. Bu yarışta ilk bine 2 gittin. Peki izin verirler miydi bu sefer? Nasıl? Aynı yarışı yaptırırlar gitsin mı Selim? Gitsin kim giderse gitsin. Kimse gitsin. Gitmiyor ki zaten. Ha o ayrı. Şu anda ya işte 24-60, 24-7 ile gitti. 24 ton 2400'de çok starttan, ciddi. Hele starttan 24. Starttan. 2400'ün bir yarışını herhalde yıllardır görmemiştik böyle bir. Yani Inspector'dan böyle böyle bir çıkış. 37 gitti. Yalnız Halis de hep tetikte gidiyor yani. Ya hızlansa tetikte hızlanacak. Tetikte gitsin ama şimdi Selim ne tempo giderse gitsin Halis ona kovacak bir durumu yok. Kovmayacak yani. Kovmayacak. Gereksiz yere bence bakın 2 geçti. Binini 2 geçti. Burayı 12 geçti. Bir ara ondan evvel de 12.5 geçti. Evet 12.5, 12.
Her tarafı yarış gibi koşuluyor. 12.1. Yarış gibi koşuldu. Yarış zaten gibi koşulunca da... Tempoya uyamıyor. Count of Cost ufak ufak gıdıklıyor. İki tane uzun mesafe atı geldi. Count of Cost son dakikada kazandı. Burada ha, 11-8'e düştüler artık. Yani. Selim yine bunu aldatsaydı, tempoyu yavaş tutsaydı yine Selim kazanacaktı. Peki Halis Selim'e yarışı kaybettirdi mi? Yok. Peki Halis olmasaydı Uğur onu daha yakından takip eder miydi? Herhalde ederdi bu yine, sefer değil mi? Yine yani arkasında edecek zaten. Yani ben şöyle düşündüm. Yani nasıl kaybettiklerini gördüler. Bu sefer Selim'e daha aynı avantajı vermeyecekler. Mutlaka hani bu tempo daha iyi olacak diye düşünüyordum ama yani bu kadar mı? Daha ciddi başladı geçer. Çünkü tam geçer 2100 startıydı hatırlarsan Atan abi. Finesse çok iyi bir çıkışlarına gelmişti. Ghost geçen sene derbiden evvel, Gazi'den evvel Ankara'da çok iddialı. Yani bir burunla mı kaybetti? Piyano Sonata mı? Piyano Sonata'ya. Veyahut bir burunla mı kazandı? Şey Gazi Borhan mı? Gazi Borhan. Gazi Borhan kaybetti. Gazi Borhan bu değil. O İstanbul'da koşuyordu. Yok, yapı değil. Olarak şey renk olarak. Ama Crossfire çok ciddi bir sakat geçirdi. Hakikaten oradan çok döndü. Şanslı olurmuş evet. O jenerasyonda. Tendriye elde kazanmıştı çok rahat. Hakikaten öyle. Yani geçen hafta sinyali verdi. Yarış hızlı gitseydi bu at kazanacaktı. Yavaş götürdü. Aldattı. Atçılık tabiriyle kandırdı. Hı hı. Selim. Bu hafta kendi kendini kandırdı. Daha hızlı tutmakla. Yavaş tutsaydı tempoyu yine Finesse kazanırdı. Evet, hem Grup 1 Haliç'i gördük, hem Arjantin Jockey Kulübü kostunu gördük. Araca ekürüsü, bir de Funny Familiar'la Begüm Atman Karataş'ı andığımız koşuda da o güne dair 3. birinciliğini de kazandı. O yarışı da bir görelim. Funny Familiar da sentetikte kazanmaya devam ediyor Süleyman abi. Çimde evet. Beklenileni veremedi, istenileni veremedi ama. Rahmetli Begüm Atman, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok Allah iyi bir atçıydı. Jockey arkadaşımın da eşiydi. Hı hı. İkisi de bana telefon açtı, davet etti. Ben de bir yere gitmiştim. O işte bu seçim konuşmaları bilmem ne şeyde kaldım, trafikte yetişemedim, kendisi kusura bakmasın. Burada da çok iyi koştu. Aracı ekürüsü. Uğur Polat da inanılmaz güzel bindi bu iki atada. Aracı ekürüsü Silli süpürdü yani. Üçüncü. Evet o gün... Uğur da çok parlak. Uğur da çok parlak. Uğur'u hiç kaybetmedi o gün galiba. Evet. 4 at bindi, 4'ünde kazandı. Ketovan'ı da konuşacağız birazdan. Onunla da kazandı. Bununla da çok kolay kazandı. Çok da kazandı. Kolay bir yarış oldu. Begüm Atman Karataş'ı da bu koşu vesilesiyle almış olduk. Funny Familiar yani, anafartalara gidiyor. Evet. Sentetik pistte erkeklere kafa tutma adayı evet, dişilerden biri. Tek dişi galiba orada var mı başka dişi? Bir dişi daha kayıt oldu diye hatırlıyorum abi. Ben de ona bakıyorum arada, kayıtlarda. Begüm için ben de birkaç şey tabii söylemek ki, istiyorum. Hakikaten çok erken yaşta çok üzücü bir tek kayıp oldu. Arada, evet, çok yani. Sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok uzun uzun sohbet ettiğim. Hı-hı. Akşamları çok geç saatlerde bile atçılık hani, sohbeti yapan. Yapardık, tartışırdık. Çok da hani böyle inandığı şeyi çok güçlü savunan biriydi. Hiç öyle pabuç bırakmazdı. Çok tartıştığımız, çok farklı düşündüğümüz anlar da oldu ama tabii çok müthiş naif, çok özel bir insandı. Halis'ten daha çok ben sevgili Begüm'le sohbet ederdim birçok konuda. Hatta Halis'e de söylerdim. Dün yine 1,5 saat telefonda konuştuk diye. Tabii çok üzüldük yani. İnanılmaz tabii, üzücü bir şey yani. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Her ölüm tabii erken ölüm ama Begüm'ünki gerçekten çok erken oldu. Ben o tabii çok güzel bir tören oluyor. Törenler çok güzel oluyor. Gerçi bu sefer Halis yetişememiş galiba. Koşu araları biraz şey olmuş. Orada da çok da duygusal yani. Çok zor yani. O tabloları da yaşamak hakikaten çok zor. Biz de benzer şeyler hani yaşıyoruz kendi dünyamızda. Tekrar nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Ben bir anımı anlatayım. Tabii ki. 71-72 senesinde Gazi yarışı biniyoruz. Ondurox'a biniyorum ben. Minimo'nun kazandığı Gazi yarışından. Rahmetli Özdemir Bey nur içinde yatsın. Baba, yani kızı da rahmetli oldu. Beni Harbiye şeye çağırdılar. Şirkete. Gittim ben şirkete. İşte direktif verecek çizmiş. Yani, yarış sahası yani, orada çizmemiş. Gittim ben şirkete. Özdemir Bey yukarıda oturuyormuş. Hemen şirketin üstünde. Böyle dar bir merdivenden yukarıya çıktık. Ufacık çocuk da Begüm'den
Ondan sonra ikisi beraber yani 4 yaşlarında falanlar böyle. İki tane ikiz şaşırmıştım öyle. Yani orada gördüm. Orada görmüştüm. Ben onlara bak hiç anlatmam bunu hiç. Esra bilmiyor bunu yani. Orada belki de hatırlamıyorlar. Zannetmiyorum beni orada hatırlamazlar 4 yaşından. Bu arada işte Esra bana Özlem Bey atar şimdi. Şamayı çizdi işte şöyle gideceksin, böyle gideceksin falan. Vay vay. İkinci olmuştuk. Nur içinde yatsın. Hakikaten çok iyi bir anne, çok iyi, çok güçlü bir eşti. Yani Halis Karataş'ın arkasında çok güçlü bir eşti. Ben de Atahan abi gibi. Benim yani de çok özel bir anım var. Halis Karataş'ı Halis Karataş'tan daha net takip yani ederdim. Yani Gazi Kuşusu'nu haklısınız. Öteliyoruz ama mutlaka konuşuruz. As Sahipleri Derneği'ne başkan adayı olmaya karar vermiştim. Ve çok iyi bir liste yapmam gerekiyordu. Ve çok özel insanlar gerekiyordu. Sevgili Begüm'ü aradım. Ve ona ikinci başkanlık teklif ettim. Hatta isterse başkanlık bile olabileceğini teklif ettim. Şaşırdı, hiç beklemediği bir şeydi. Ve dernek üyesi değil, olmadığı ortaya çıktı. Çok enteresan. Biz hemen üye yaptık, şey yaptık. Hatta kongrede de Begüm'ün aday olup olmayacağı da oylandı. Tabii ki böyle bir ailenin, böyle bir ferdine kimse şey yapmadı. Ve orada kabul edildi. Beraber seçime girdik. Çok da başarılı geçmişti bizim için. Merhum Bahadır Başkan kazanmıştı. Biz ikinci olmuştuk. Yani onunla böyle hep hayal ediyorum yani. Eğer o gün kazansaydık Begüm'le As Sahipleri Derneği'ne neler yapardık diye hep böyle geçiriyorum. Nasibi olmadı. Tekrar bunun için evet. Evet. Ketohan yarışını görelim. Bu da önemli. Birazdan bu arada Yıldızlarla Kahvaltı için sorumuzu hazırlayacağız. Farklanız Gazi Haftası hashtagine hazır olun. Onun altında cevapları isteyeceğiz ama şu Ketohan yarışında o kadar sorular var ki Süleyman abi. Bir önce Ketohan'ı konuşalım ama sonra şu Bodyguard Hero ile ilgili hafta boyu bazı konular vardı onu da soracağım. Önce Ketohan. Yarışta şu anda 5. sırada sarı forma. Buyurun. Net bir sprint. Çıktı zaten şu anda. Jockey moralli. Ağırlığını hissetti ve kolay kazandı. Şimdi ben jockeyler için bir şey söylemek istiyorum burada. Halis ve Selim okullu değil biliyorsunuz. Halis ve Selim alaylı. Artık dünyada nasıl biniliyorsa o şekilde binmeye karar verdiler. Stillerini değiştirdiler. Ve o şekilde şu anda Türkiye'nin en iyi muvaffak iki jokeyi oldu. Bunun dışında okulda yetişenlerin içinde okulda yetiştiği stili tek değiştirmeyen jokey Uğur Polat. Enteresan. Güzel detay, evet. Bak, dikkat edin. Her binişi aynı. Kamçı kullanışı aynı. Stili aynı. İtişi aynı. Hiçbir şekilde okulda öğrendiğinin dışında bir şey icat etmeyen doğrusunu bilen bir jokey. Ve kazanıra soktuğu zaman da atı hiç kaybetmeyen bir jokey. Aynı garantiyim. Bakın öbür jokeyler oturur. Kamçısını başka türlü kullanır. Yani bir sürü şeyler görürsünüz. Uğur Polat'la bunların hiç bir tanesi yok. Güzel. Uğur Polat'la ilgili kötü bindiği günler de oldu. Her kaybettiği günler de oldu. Ama o stilinde hiçbir şekilde değişiklik olmadı. Güzel. Bunu bir düşünün. Diğer yarışlarını gözünüzün önüne getirin. Macera bir bakarsınız yani. İtişi aynı. Dizlerinin sıkışı aynı. Bu at da çok iyi bir at. Biraz bundan önce çok kısa bir iki yarış koştu galiba değil mi? Bir sprint yarışı falan koştu. 1000 metre. Çok güçlü kazandı evet. Noizy'nin kazandığı 1000 yarış. Onlar 1000 metre tam mesafesi değildi bence ama bu sefer hem mesafesinde bunu çok çok kuvvetli bir at. Biraz böyle fizik olarak da çok yakından görmedim. Dayı evet. Gördüm mü bilmiyorum yani. Bodyguard bir Kaneko'nun böyle o fiziksel avantajlarını da taşıyor sanki yani. Tabii. Benziyor da zaten babaya çok. Yani o şimdi kuvvetli bir at yani. Sosyal medyada bu medyada bu Bodyguard Hero ile ilgili işte 1401 metre koşu. Ben böyle bir laf söylemedim. Ben ne söylediğinizi hatırlatır mı Süleyman abi müsaadeniz olsa? Bir Süleyman abinin Bodyguard Hero için söylediklerini hatırlayalım mı? Çünkü sosyal medyada biraz manipüle olduk onu. Önce neler söylediğini hatırlayalım. Bodyguard Hero olursa bunun farklı bir strateji olacağı da konuşulmuştu stüdyoda. Ama Süleyman Art dedi ki yani Ekürü'den birine binecekse Halis Karataş hep berabere binmeli. Radikal bir yorumdu. Zaten
Şimdi o gün için ben atların, 3 atın Run and Bodyguard Hero ve Rhythm Divine'in şeyini çıkartmıştım. Aynen, tablosu gelmişti. Son düzlük tablosunda. Tabloda Bodyguard Hero öyle bir duruyor ki 1600 metre yapmayacağı %100, yani atçılar atçının şevkini kırmamak için o gün koymadık. Biz bize yani gösterdiydik. Yani şimdi de koyabiliriz onu da. Ve o yarışın içinde Rhythm Divine'in düzlük şeyi çok yüksek. Aynen. Düzlük performansı çok yüksekti. Çok yüksekti. Tam şekilde durmuştu Bodyguard Hero. Yapmayacağı o zaman kesin %100 belliydi yani. Ben Halis nasıl tercih etti hala inanmış değilim. Halis belki o yüzden bu sefer biraz beklemek istedi. Yani ben yalnız bu analizi Halis'in menajerine gösterdim. Açtım telefonumdan. Tabloları. Benim oğlum burada şeye bakıyor. Evet. Ne diyorlar? Trakus'ta çalıştı. Şu anda asker. Yaptı, bana gönderdi. Baba dedi, ben yap ona dedim. Mustafa dedim, gel bak. Bodyguard Hero'nun hiç geliri, biz ona biniyoruz dedi. Onun hiç geliri yok dedim. Bak dedim, süratine dedim. İyice durmuş dedim. Ama onu tercih etti dedi. Yapacak bir şey yok. Limit diyorsun. Şimdi benim demek istediğim, o günkü koşulan erkek tay denemede Bodyguard Hero'nun bir yarış evvelki 1400 metredeki performansıyla bu atları geçemeyeceğini ben söyledim. Hı hı. Ha, bu at 1600 metre yarış kazanır mı? Kazanır. Ama bu grup 1 seviyesinde kazanır. Grup 1 seviyesinde yapamaz. Yalnız o günü koşu yarıştan evvel bu atın kenterini seyrettiler mi? Orada bir sinyal verdi diyorsun. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Atın yarıştan evvel makineye giderken kenterini seyrettiler mi? Bir boğaz sorunu da oldu. Bir ameliyat, bir operasyon da geçirdi at. Ankara'da yarıştan önce. Yani biraz bir at sıkıntısı da var. Bir at. Yani şimdi zaten atın bir sıkıntısı olmasaydı o erkek tay denemeden sonra koşardı yani. Tabii. 40 sürgün. Ben belki de yani o yarışı koştu. O kadar uzun zamandır koşmadı. Belki hani gelip Gazi günü falan bir yarış mı koşacak dedim. Ama belki ata bir şey oldu. Atın antrenörü yani bugün öyle sıradan bir kişi değil yani. İbrahim Çak dediğin zaman çok deneyimli yani. Tamam. Çok profesyonel yani. Ata belki Van'da getirirken bir şey oldu. Belki son çalışmasından sonra bir şey oldu. Belki sabahleyin at ahırdan çıkarttılar, Van'a bindiler, buraya getirdiler. Burada bir şey oldu. Bunu kaçırabilirsiniz de. Tabii canım, birçok şey oldu. Çünkü at makineye giderken ki kenterde hiç gelmeyeceğini söyledi zaten. Ama bunun mesafeyle falan alakası yok yani. Ki daha önce sizin söylediğiniz güzel bir yorum vardı. Farklı bir safkın için. Yani her at için bir ideal mesafe vardır. İdeal. Bunun dışında yarış kazanabilir. Evet. Grup uygundur, şartlar uygundur, temposu uygundur. Ama bu demek değildir ki bu o mesafenin atıdır demiştiniz. Sanıyorum burada da benzer bir durum var. Şimdi Yıldırım Bey'in atı. Victor Izaus. Victor Izaus kazanmadı mı Ankara'da? Ankara 2800'ü kazandı değil mi? Doğru. Nasıl kazandı? Nasıl kazandı? Bu at 2800. Ahmet Çelik hata yaptı. Greystorm'la. Greystorm'la hata yaptı, kazandı. Ama ben ne dedim? 2000 metre atı dedim. Bakın koştukları yarışta her tempo olan yarışta göremezsiniz. Yok. Sezon başı nasıl kazandı yavaş giden yarışı? Aynen öyle. Dolayısıyla orada hani sosyal medyada şimdi 1401 koşsa kazanamaz diyor yarış severler mi? Öyle bir ezber yok. Yok öyle bir orada şey. Orada Süleyman abinin söylemek istediği şey net, açık, aman diyelim. Esra. Ama şimdi koşulsa 1200 metre yarış farklı koşar yani. Öyle bir yeteneği. Yani, öyle bir yeteneği var atın. Tabii. Yani at şimdi 1200 metre bir yarış koşsa farklı koşar. 1600 de kazanır. Ama grup 1 düzeyinde değil. Ama süper, 1200 koşarsa grup 1 düzeyinde kazanabilir yani. Çok net. 1000 metre de kazanabilir. Son derece açık. Sevgili Esra Atman'dan mesaj var. Dayıcım. Çok güzel mesaj. Güzel dileklerinize çok teşekkürler. Hiç bilmiyordum gerçekten diyor. Sizler bana kardeşimden emanetsiniz. Öyle hissediyorum. Sevgiyle izliyorum demiş. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel mesaj. Mehmet'in yine bir tweet'i olmuş konuyla alakalı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel mesaj. Sizler bana kardeşimden emanetsiniz. Teşekkür ederiz gerçekten.
aileydi. Şimdi farklı analiz Gazi haftası hashtag dedik. Ve bu hashtag ile ilgili de programa konuk edeceğimiz yarışseverlerin sorusunu sorduk. Dedi ki Gazi Koçlu'da kazanmış iki dişi safkan. Çok güzel bir katılım oldu. Teşekkür ederiz. Buradan 25'i belirleyeceğiz ve en kısa sürede duyuracağız. Sevgili Ömer de ekran karşısında zaten detayları topluyor. Şimdi yıldızlarla kahvaltı için katkı bekleyeceğiz. Soru yine kolay değil. Çok kolay bir soru değil. Fakat dikkatli izleyiciler soruyu kolaylaştıracaktır. Hashtag altında yine buluşuyoruz. Farklı analiz Gazi haftası. Hashtag yine cevap bekliyoruz. Gazi Koçlu'nun en çok kazanan ekürü Eli Yeşil ekürüsü. Birçok şampiyon safkanı sahaya getirdi. Eli Yeşil ekürüsünden Triple Crown yapmış kaç safkan var diye soruyoruz. Eli Yeşil ekürüsünden Triple Crown yapmış kaç safkan var ki Gazi kazanmış olmaları gerekiyor. Oradan küçük bir ipucu verelim. Kaç safkanla Eli Yeşil ekürüsü Triple Crown coşkusunu yaşadı? Toplam Triple Crown yapan at sayısı kaç? 8 mi? 8. Kaç Eli Yeşil ekürüsü diye mi soruyoruz? 8 Triple Crown'un kaçı Eli Yeşil ekürüsünün safkanları? Allah'ın hakkı. İpucuna bakar mısın? Allah'ın hakkı kaçtır düşünelim. Gazi Koçlu özel hashtagimizde. Farklı analiz Gazi haftası yazıyorsunuz. Ve Eli Yeşil ekürüsünün Triple Crown yapmayı başarmış safkan sayısını. Bu soruyu kahvaltı için mi soruyoruz? Kahvaltı için. Cumartesi 15, sabahı saat 10'da. Evet, 15 ismi cumartesi sabahı yani 29 Haziran cumartesi sabahı yıldızlarla kahvaltıda olacak 15 yarışseveri belirleyeceğimiz soru budur. Cumartesi sabahı değil mi? Kahvaltı. Evet. 15 yarışseveri. Ha, tamam ama tarih 30. Özür dilerim 30 Haziran. 30 Haziran tarih, 29 Haziran'dan ben yok. Ben ısmarlamak zorunda kalırım. 30 Haziran. 30 Haziran sabahı bekliyoruz. 30 Haziran. 29 Haziran'da deklareler var. Start çekilişi var. Dolayısıyla ekranların karşısında ayrılmayacak yarışseverler. 30 Haziran cumartesi sabahı 15 yarışseverimiz bu hashtag altından gelecek. Diğer programlarda yeni sayfada son düzlükte de malum katkılar alındı. Biz de bu akşam 15'i belirliyoruz. Aynı anda onlarca doğru cevap gelmeye başladı. Harika. Evet. Farklarınız Gazi haftası altına bekliyoruz. Good Curry'yi görelim hızlıca. Good Curry'de maşallah. Kum pist koşuyor sadece, aralı koşuyor ve takvimine de geldiği kadar yarış koşuyor ve kazanıyor. Buyurun. Süleyman abi, Demirat. Nasıl bir tempodur bu ya? Bu kadar kolay gitmesi. Demirat, değil mi? Yani inanılacak. Yanında yani ayağına çabukluğuyla tanıdığımız golf ayak uydurmaya çalışıyor. Tempo zorlanıyor. Alistair tabii çok iyi biniyor ya. O kadar şimdi güzel bir esası şey. Bu at tabii tam bir kısa mesafe atı. Uzun da kazanabilir. Ben Halis'in, evet, Halis'in bu atla alakalı bir yorumunu Mustafa'dan duymuştum sanıyorum. Bir 2000 metre mi yarış mı ne koşmuştu? Ne diyorsun Mustafa mesafeye? Halis de bir çıkıyor mu? 2800 metre olsa daha kolay kazanır demiş. Doğrudur. Demek ki tempoya girdi mi? Hiç yani mesafeli ilgili hakikaten bir sıkıntısı yok. Ama çok ciddi badireler atlattı. Ama inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Hani Amerikan atları var ya da Breeders' Cup'ta evet, koşar. Evet. Hani böyle çıkıyor draga. Yalnız arkasındaki atlar da yaşlandı yani şimdi 4 yaşında galiba bak. Ne varsa geçiyor ama hepsini. Yani işte yani Good Curry 5 olabilir mi Süleyman abi bayağı çünkü arası falan da vardı şimdi tekrar evet, kontrol edeceğim. Evet bir sene bir koşmadı galiba. Evet, tabii, arası falan vardı yani. Problem yaşadı. Ama çok müstesna bir at yani. Umarım Aygır olarak da hakikaten hem Ekürü'ye hem Türkiye Çiftçileri'ne gelmiş. Çok zaten ciddi Aygır, izlenecek bir at yani. Aygır çok olabilecek atın zaten sürat özelliği olması lazım. Oo. Yani bak şimdi sürat var, dayanıklılık sürati var, olan atlar, mesafe var. Sürati olan atlar kısa her mesafe şey atı yani. Bile olsa kısa mesafe atı bile olsa sürati olan atlar her zaman iyi aygır olmuştur. Uzun mesafede uzun mesafe atı evet, sürat özelliği yok. Buradan şöyle anlamasın hani uzun mesafe atından aygır olmaz diye falan da bir şey anlamasınlar yani. Şey yok. Yok öyle bir şey demiyorum. Ama yani bazı atlar var işte olmuyor. O çok ciddi bir avantaj olmuyor tabii. İşte mesela senesinin en iyi atı Trapper. Olmadı. Çünkü sürati yok atın. İlginç. Ve önemli bir detay bence. Bu arada bir yandan hashtag'i takip etmeye çalışıyorum. Stüdyoya da tabii. Döneceğim ama Seren cevabı geliyor ama Seren Eli Yeşil ekürüsünün değil. Hadi bir değil, ipucu tabii daha vereyim. Bir ipucu. Jockey Eli burada. Eli Yeşil'den. Aygır Eli Yeşil'den ama. Karayel. Karayel Aygır onlardan ama Seren, değil. Seren şeyin ben yanılıyor muyum? Seren, Esmer. Kimin kardeşiydi? Kapkara'nın mı? Kapkara'nın yavrusu. Anası Kapkara.
Karanar. Yok yok, Karanar da Kapkara'nın kardeşi ama, değil mi Seren? Hayır. Değil mi? Karayel Karanar'a değil mi ikisi de? Şimdi Karayel Karanar Seren ama Karanar'a onu karıştırdım. Kemal Bey'in. Kemal Bey'in. Biliyorum. Rahmetli. Öz kardeşi kimdi? Seren birinin öz kardeşi. Çok iyi bir at olması. Öz kardeşi yine şeyde. Eli Yeşil'de mi? Değil, aynı. Ha, aynı Mehmet Esmen. Şey Esmer ekibisi. Yok yok ama bir Eli Yeşil'de bir olması lazım. Eli Yeşil'de de olması lazım. Yok. Karanar'a yok. Şimdi hemen bize yazarlar göndereceğiz. Karayel Karanar'a. Hatta Karayel Karanar'a baksana Eli Yeşil ikilisinde kardeşi var mı? Çıkmayabilir abi anneden. Karanimo diyor Serdar. Karanimo değil. Alakası yok. Serdar değil diyor dayı. Ben de bir yandan kıstırak. Bu arada Funny Family dişiler ölmüş. Sağanak 1 ölmüş. Sağanak 1 olabilir mi abi senin? 34 yaşında Seren 2. Sağanak 1 32 yaşında aynı ekürde. Çok büyük başarılar oldu mu bilmiyorum. Sağnak. Seren Bey. Sağanak. Kapkara. Kapkara abi Kapkara. Eli Kapkara yaşında. Değil mi? Kapkara. Kapkara. Doğru. Kapkara bir büyüğümüş Seren 2'nin. Tabii tabii bir Kapkara. Büyüğümüş. Kapkara ile şey kardeş, Seren kardeş, Hafız'la da Karayel kardeş. Tamam, Hafız'la Karayel tamam. Oo Seren'in Seren'le Kapkara da kardeş. Şeyle de kardeş. Deminki dediğin hatta. Seren 2 ile mi? Evet, Seren 1, Seren 2 Kapkara. Üçü kardeş. Üçü kardeş. Kapkara bir kardeşi daha olacak. Sağanak 1 demiş. Evet. Karanimo'yu merak ettim ya. Serdar bu kadar yanılıyor mu? Karanimo'nun orijini. Karanimo'ya da bakalım. Karanimo umarım bulurum. Bir yandan canlı yayında Karanimo'yu da bulalım. Karayel Minimo. Minimo'ymuş. Minimo, Serdar kaybettin. Karayel Minimo. Gutkör'ü de gördük. Bavireş'e geçeceğiz ama önce Bavireş'le ilgili bu da çok konuşuldu. Bavireş kazandı. Süleyman abinin yorumları geldi. Var mı görüntüler? Önce Süleyman abi ne demiş Bavireş yarışıyla ilgili? Atın üstünde ne kadar güzel. Değil mi? Hı hı. Harika itiyor, stili, her şeyi. Gayet iyi. Bir kamçı kullandı. Şimdi kafasına göre takılacak burada. Burada kamçıyı bıraktı artık zaten. İnandı kazanacağına. Kazandım dedi. Bakın şimdi başladı oturmaya. Oturuyor, kalkıyor. Oturuyor. Ne yapıyorsun kardeşim? Oturuyor, kalkıyor. Ha ben böyle de kazanırım. Demekten olmuyor bak. Geldi dışarıdaki at. Şuradan sonra kamçıyı da bıraktı. Evet. Buyur. Kamçı mı saydı acaba Özcan kendi ama acaba o kadar da... Sayacağı bir şey yok. Orayı göremedim. O kadar. Neden oturuyorsun, kalkıyorsun? Yani... Ne güzel gidiyorsun. Niye öbür yarışlarında oturup kalkmıyorsun da bu atın nesi var, niye oturuyorsun? Ben bugün seyrettik bu programa başlamadan evvel. Yukarıda yarışları geçerken, seyrederken bir jockey vardı İngiltere'den. Hı hı. Oturup kalkmıyor adam. Oturur gibi yapıyor. Yani bizimkiler gibi değil. Bizimkiler kendilerine has eğri. Oturuyorlar, kalkıyorlar. Böyle bir biniş yok. Bu çocuklara, bu yeni yetişenlere kötü örnek olmayın. Bu yeni yetişenlere kötü örnek. Ondan da görüp isim vermeyeceğim. Başka jokeyler de yapıyor. Yapıyorlar canım. Yapan iki kişi var zaten. Bir Gökhan Kocakaya, bir kendisi. Onlardan görüp yapan çocuklar var. Yani okulda bunlar öğretilmiyor. Ve ben Özcan'ın ilk aprantiyken getirdiğim zamanı biliyorum İstanbul'a. Kamçıyı buradan buraya aldığını göremezdi. Kamçıyı nasıl kullandığını göremezdin. O kadar çabuk değiştirdi ki hiç anlayamazsın. Ben onu gördüğüm için zaten aldım getirdim. O kabiliyeti var yani. Şimdi kendi kendilerine bir şey yapıyorlar. Okulda çok güzel. Sen sonra gittiler Avrupa'da ya İngiltere'de ya Avustralya, İrlanda'da 6 ay kaldılar. Yani onlara evet. Çok büyük şans. Herkese nasip değil yani. Sen şampiyon jockey olmuşsun. Böyle mi binerek oldun şampiyon jockey? Şimdi Burak da mesaj attı. Atla ilgileniyor. Burak, sevgili Burak Temizkan. O da memnun olmadığını Özcan'dan bu yarıştaki yani. Performansından hı-hı. Şey yapan ha, mesaj. Sen bu yarışı atmış. Neden kaybettin biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Fazla güvenli. Erken yürüdün kardeşim. Erken yürüdün. Bavireş'in bütün hatlarını çizdiniz, eleştirileri yaptınız. Bakalım bugünkü Bavireş'i görelim ve Süleyman abiye sözü bırakayım. Bavireş'le ilgili geçen hafta röntgen çekildi diyelim. Bu hafta da yarış kazandı. Buyurun Süleyman abi. Bu arada, rapor konusuna dönelim abi. Rapor anısını anlatalım. Dedin ya az evvel rapor verecek misiniz ha, bu hafta evet, ilgili. Evet. Bu arada Özcan aradı beni.
az daha hattan kovuluyordum geçen hafta dedi. Son anda kurtardım dedi. Eğer bu yarışı dedi böyle binip kazanmasaydım yanmıştık dedi. Şey atış sahipleri demiş ki dayıyı dinlemedin galiba. Nasıl bindin kardeşim sen ata demişler. Böyle ata mı binilir demişler Özcan'a. Az daha at gidiyordu dedi yani son anda çevirdim dedi. Bu sefer herhalde gayet iyi bindi değil mi? Aa, yapması iyi, gerek. İyi değil zaten hiç acele etmiyor. O günü hem acele etti hem oturdu kalktı. Bir de atın yani attan o kadar çok şey istiyor ki at isyan ediyor. Kulak kafayı kaldırıyor ona indirdi. Yapma diyor ne yapıyorsun diyor. Oradan kaybetti. Erken o söylüyor ama o anlamıyor değil mi? Ben... Aa, bu yarış çok da iyi bir at tabii evet. Ya yani hakikaten iyi bir at. Kahraman atlardan bir tanesi. Ama ben Halis'in bu tempoyla bitireceğini düşündüm. Virajı döndüğünde. O kolaylığıyla dedim. Daha yürütmedi. Elinde sermayesi var. Bak, ne zaman gelecek şey? Direnecek dedim ama. Bay Milyoner. Direnemedi. Milyoner gelecek. Şimdi hadi dediği zaman zaten hemen 2-3 boy takacak. Gördün mü önünde atı gördüm nasıl hücum ediyor. Niye oturmuyor bugün? Programı izlemişti. Dedim ya işte bak okulda tek stilini bozmayan adam o. Bu hani ne kadar güzel stili var Özcan'ın. Hepsinin öyle. Oturan kalkanların hepsinin stilleri Kocakaya'nın olsun Özcan'ın olsun. Hepsinin çok güzel. Ama değişik şeyler yaparak bir şeyler katmak istiyorlar ama olmuyor. O kadar çok katkı geliyor ki yani. Müthiş. Bir Karan'ı ara diyoruz hemen Muslihattin mesaj atmış. Gazi ikincisi Ultramar'ın üçüncü annesi de Karan'ı ara diyor. Hakan Hovarda demiş. Hovarda anne kardeşi. Evet, evet o da doğru erkekti o. Babası onun da. İnanılmaz katkılar geliyor yani. Hepsini okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Ellerinize, emeklerinize sağlık diyelim. Katkılarınıza sağlık. Jockey evet. Performanslarına geçelim ki bu hafta hakikaten Gazi öncesi Süleyman abinin dediği gibi çok önemli kritik ve jockeylerin performansları açısından da moral açısından da çok önemli bir evet. haftaydı. Süleyman abi. Bu hafta bakıyorum böyle tabelaya en fazla yarış binen jockey Ahmet Çelik. 22 at. 22 yarış. 3 yarış kazanmış. Pardon, 2 yarış kazanmış. 2 yarış kazanmış. Bir dördüncülüğü var. Birden başlayalım. Özcan Yıldırım 19 yarış. 6 tane birinci, 3 tane ikinci, 3 tane kısa vade kazanmış. Güzel. Güzel. Müslüm Çelik. Müslüm tabii çok parlattı kendini. Müthiş bir hafta geçirdi. Müthiş yani devamlı parlatıyor. Bir günde 5 yarış mı kazandı? Evet. Ankara'da. Yani, evet. Ankara'da evet. 19 yarış binmiş. 6 birinci, 6 ikinci, bir kısa vade. Uğur Palat 9 yarış. 5 tane 5 birinci, 1 ikinci, 3 tane grup, 2 tane kısa vade. Of, of, herhalde of, sezonun of, en iyi performanslarından evet, biri olacaktır bu herhalde. Yani 5 birinciliğin tamamı grup ve kısa vade. Evet. Alis Karataş 19 yarış. 4 birinci, 5 ikinci. O da başarılı. Bir grup. Evet, %52'li de o da. Bir kısa vade. Mehmet Kaya 13 yarış, 3 birinci, bir kısa vade. Haftanın boş geçenleri ilginç. Evet, Mustafa Çiçek 19 yarış, 3 birinci, 2 tane ikinci, kısa vade açık yok. Ahmet Çelik 22 yarış, 2 birinci, 4 ikinci, bir kısa vade. Öyle geliyor işte. Alt 4 diye Süleyman abi neler Selim Kaya, Selim Kaya. Selim korumaya aldı kendini. O Gazi. Aslında kötü değil yani 4 yarış. Yani 2 tane ikinci olmuş yani %50. Bilmiyor zaten. Uzun zamandır o Gazi için yormuyor kendini. Kadir Tokaçoğlu Tolga Yıldız açısından şaşırtıcı. Niye onlar belli bir yerde tutuyorlar özellikle Bursa'da. Ama bazı hafta olmayabilir yani. Her bazı hafta ölçü şey değil yok. Yani. Tabii. Kadir Tokaçoğlu zaten az Bursa. Bursa falan yani tabii. inanılmaz yüzdeleri var. Tabii. Evet, evet. Yani. Çizgisi yüksek. Evet. İşman Çizik 15 yarış bir ikinci. Tolga Yıldız bu hafta durgun Tolga Yıldız. 15'te. 15 yarış ikinci. İki ikinci. Tabii bu haftanın çok uzak ara en iyisi Uğur Polat. Uğur Polat. Haftanın jokeyi Uğur Polat dedi evet. Süleyman Aktı. O zaman haftanın enlerine geçiş yapalım oradan. Haftanın enleri tablosunu rica edelim. Haftanın İngiliz atı Crossfire. Haftanın Arap atı Abtuhan. Haftanın at sahibi Vefa İbrahim Arıcı. Yetiştiricisi yine Vefa İbrahim Arıcı. Haftanın jockey Uğur Polat. Haftanın aprentisi Harun Çanakçı. Haftanın antrenörü Caner Akgül. Sönmez Bilgiç. Ekürünün bir Ankara antrenörü. Bir, onları evet. ayıramadık. Evet. Hakikaten evet.
Harun Çırakçı'nın birkaç yarışını şu Gazi geçsin gösterelim abi. Harun'un bir de hafta içinde bir yurt dışında Fransa'da. Onu gösteremedik. Fransa'da ben izledim. Çok güzel biniyor o çocuk. Onu gösterelim. Haftaya yani, da belki. Tamam. Ben de takip edemedim. Nasıl bindiğini görmedim daha şu güne kadar. Ama Fransa'daydı galiba. Aynen, Fransa'daki Şantili. Yarışını izledim. Çok güzel biniyor. Süleyman abi çok beğendi. İşte, Şantili'deki dördüncülüğünde biniş stilini çok beğendi. Bir yarışını mutlaka Gazi'den sonra İzleyeceğim getirelim. Onu. Süleyman abinin annesine tabi tutalım. Bulabilirsek Hamzacığım verebiliriz de. Ama evet. Şimdi bu arada Gazi koşusu ile ilgili tablolarımıza geçeceğiz. Atan abi katkılar Turgut, buyurun. Sevgili Turgut Alakuş'tan evet. Bir mesaj gelmiş. Start görevlisi konusu çok inanılmaz Mehmet'le ilgili tweet geliyor. Çok güzel. Umarım Ankara'daki dostlar da bunları seyrediyorlardır. Start görevlisi çok önemli. Bir atımız var. Eski start görevlisi Mehmet'le devamlı starta girdiği halde o olmazsa girmiyor. Biz de ata yarış için bir türlü start izni alamıyoruz. Bu konuyu işlemeniz çok olumlu ve faydalı. Tecrübelerden faydalanmamız şart demiş. Sevgili Turgut Alakuş. Nasıl olmuyor şimdi? Tancım yani. Nasıl olmuyor? Ben anlayamıyorum. Orada yani biraz Mehmet'le alakalı şöyle söyleyeyim. Bazı jokey dostlarımızdan ve kendi beraber çalıştığı meslektaşlarından da biraz şikayetler gelmişti. Onu hatırlıyorum. Biraz onlar da bence bu sıkıntının katlanmasına sebep oldu ama yani neticede hiç affedilmeyecek ortada hiçbir şey yok yani. Böyle bir arkadaşla mutlaka faydalanmakta. Ben at binerken de Mehmet oradaydı. Jokeyler de ceza alıyor. Herkes hata yapabiliyor. Yani mühim olan hatanın ne boyutlarda olduğu ve elemanın ne kadar konusuna hakim olduğu. Yani dolayısıyla bu konuyu şey yapalım yani. Bir makinenin arkasında bir olay olmuş. Fezlekesini tutmuşlar adamı. Sanki öyle bir şey yaptı ki yani müebbetlik bir durum yok. Yani müebbet vermişler adama. Diyorlar ki sen hiçbir şekilde hiçbir şeye karışamazsın. Bu sistemin de en iyi adamı yani. Taylar için ne kadar önemli. Taylar için, atlar için, girmeyenler için. Yetişmiş eleman yani. Biz elimizdeki elemanı kullanamıyoruz. Mehmet olsa şimdi bu işler öyle mi olur startın arkasında? Gazi koşusuna geçiş yapalım. Bu arada cevaplarınız geliyor. Eli Yeşil Ekürüsü'nün kaç safkanla Triple Crown yaptığını sormuştuk ve kahvaltı için, yıldızlarla kahvaltı için. Bu arada rakam için yerine 3 atın ismini yazanlar da var. Onları da kabul ederiz. Hay hay. Yani onları da ederiz. Yani sadece rakamı doğru yazan fazlasını değil, yazmış yani. Evet. Üzerine bir de bilgi eklemiş yarış severlerimiz. Hay hay. Hepsi kabulümüzdür diyelim. Gazi koşusu ile ilgili tablo da gelecek. Atan abiden Uğur Polat'la ilgili bir tablo vardı. Sevgili Hamza onu bir göstersin. Uğur Polat'ın bir tablosu vardı. Harika bir tablo. Çünkü dayının özellikle Uğur'la ilgili yaptığı konuşmalardan sonra ben de merak ettim onun son dönemdeki Hipodrom performansını. Hipodrom X'ten alınan verilerle yapılmış bir tabloydu. Evet. Son iki hafta Uğur Polat. Tablonun ismi bu. Evet. Evet sağ olsun İdiz'den aldım. En altta görüyorsun 12 Haziran'da bir yarış koşmuş. Ondan sonra en 20 Haziran'da at binmiş. Bir 8 gün kadar bir tatil yapmış dayıcım. O arada kendine bir diyet programı da uygulamış. İşte balık, salata ve senin söylediğin şekilde doğru. Bir diyet yapmış. Ki hatırlar mısın? Tweetlerde de vardı. Evet evet. Ya Süleyman abi ne söyledi bu Uğur'a diyet programı olarak? Zaten gizlisi saklısı kalmadı. Zaten dayıyı telefonla arayan arkadaşımız da yani Uğurlardı. Tabii ki Uğurlar. Hakikaten ondan sonra dönüşü hakikaten muhteşem. Üst üste seçerek binmiş. Bu arada kariyerinin en iyi ikiliye girme yüzdesini ve en iyi tabelaya girme yüzdesini yakalamış. At başına, daha doğrusu koşu başına kazancı da bindiği atların tarihindeki en yüksek seviyesi bu sene. Her şey şu an çok iyi gidiyor. Gazi koşusuna da en moralli gelen jokeylerden bir tanesi. Net. Tebrik edelim, başarılı devam dileyelim. Gazi koşusuyla ilgili tablolara geçiş yapacağız. Merakla bekliyorsunuz tabii, hiç şüphesiz. Öncelikle söyleyelim, Gazi koşusunu bu yıl İzmir spikerlerinden Hüseyin Derya geçeceğiz. Daha doğrusu İzmir'de ikamet eden, yoksa her hipodromda yarış anlatıyor. Evet, ve bana diyeyim. Göre de geçen yıldan bu yana yükselen grafiğiyle Gazi koşusuna gelen bir spikerimiz var. Sevgili Hüseyin'e bir de ekran karşısında. Sosyal medyayı da çok güzel kullanıyor. Hakikaten netiz. Yani harika kullanıyor. Güzel bilgiler veriyor. Selamlar aydınlatıcı. Olsun. Hepimizi mutlu eder. Yarışlarla da interaktif bir şekilde iletişime geçiyor. Gazi koşusunu da anlatmaya gelecek. Önümüzdeki hafta İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda hem çarşamba hem pazar günü onun sesinden yarışları dinlemek keyifli olacak diyelim. Şimdiden kolay gelsin. Bu birinci haberimizdi. Şimdi safkanlara geçelim. Muhtemel tablomuzu bir alalım. 21 safkan gelecek.
22'yi tamamlayamadık. Evet. Sizin dediğiniz oldu. Yani ya Atan abi de olmaz dedi. Uzun süre de 13-14'te takıldı. Evet, evet, evet. Yani Arif abi... ben orada tahmin ettim hep ya. Hep onu bekliyorum. Arif abi kaç atla gelecek? 3, 4, 5 falan diye. 3 atla mı geldi? 3 atla geldi. 2, 6 atla geldi. Hem taksit hem kayıt yatırmıştı. 3 ile geldi. Bir hakikaten sürpriz atlar var burada. Mesela Distant Shining yeni yarıştan çıktı. Tabii tabii. O, yani o buraya gelmesi sürpriz mesela. Evet. Değil mi? Can Kılıç bugüne kadar koşacak koşmayacak soru işareti olan mesela Kobra. Aynen. Hakeza. Mesela Fire and Smoke Niyazi Bulat Erkos'un hiç beklediğini bulamadı. Ona rağmen geldi. Yani gelmesi bana göre sürpriz atlardan bir tanesiydi. Mekiskil'in bir start problemi vardı biliyorsun. Hı-hı. Yürütme durdurma alındı. O oradan avantajla geldi. Süperstar hep bir yerlerde koşuyor. Fakat hı-hı, Gazi koşusu için acaba diyorduk. Geldi. Oğuz Bey'in isminde bir küçük düzeltme gerekiyor. Muhtemel jokeyli tablomuz vardı sevgili Hamza. İstersen bir onu versene. Muhtemel jokeyleriyle beraber hazırladığımız bir tablo vardı. Onu alalım hemen. Oğuz Bey'in ismi düzeltilecek. Onu da söyleyelim. Hı-hı, evet. Geldi. Evet. Avukat Saadettin Boyraz muhtemel jokey. Can Kılıç muhtemel. Erhan Yavuz, Civan'ım Gökhan Kocakaya, Distant Shining Gökhan Gökçe, Fire and Smoke Tolga Yıldız, Gananda Solo Furkan Yüksel, hep beraber Ahmet Çelik, Katma Değer Mehmet Kaya, Keremito Özcan Yıldırım, Kobra Hışman Çizik, Mekiz Kır Mustafa Tarhan, Mr. Görkem Uğur Polat, Ritim Divine Halis Karataş, Run Envy'in Ayhan Kurşun, Şarpa Selim Kaya, Süperstar Kadir Tokaçoğlu, Urla Fırtınası Deniz Yıldız, Vancouver Mustafa Çiçek, Grey Amazon Müslüm Çelik, Perilin Akın Sözen ve Ranfor Derya Barış Kurdu'yla muhtemelen Allah'tan bir kaza bela çıkmazsa. Burada 22 yapacak at garanti yani 22 için ne olacak at Valencia'ydı. Nene Hatun'a. Valencia Gazi Kostu'nu koşmaktan vazgeçti. Pas geçti evet. İşilere ait Nene Hatun koşusunu koşuyor. Orada da Halis Karataş'la Aga Osman koşması söyleniyor. Beklenen bir diğer isimdi. Baha abiyle konuştuk. Ben koşmayı düşünmüyorum ama Ekuri yani Ekuri'nin patronu koşacağız ben formamı görmek istiyorum derse ancak gireriz ama ben karar verdiğim sürece koşmayacağız dedi ve gerçekten de girmedi listeye. Dolayısıyla Ekuri öyle bir karar vermiş. Yani 22'yi aşabilecek düzeyde yine de geldi. Evet yani sürpriz atlar var tabii. Hani gelmez denen atlar var ama netice itibariyle tabii yarışın müsait kalması 13 attan sonra hakikaten bazı atlar için de bir fırsat doğurdu. Son 10 dakika 6 at falan evet, kayıt oldu. Geldiler. Tabii çok konuşacağız üstüne. Tabii. Bu arada görüntüler de var. Görüntüler var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Öncelikle İstanbul'da sevgili Nurettin Güven kardeşime. Evet. Ankara'da sevgili Osman II. Dostumuza çok teşekkür ediyorum. Çok özel görüntüler aldık. İdman pistinde yapılan atların galoplarını aldık. Sanıyorum onlardan bir görüntü vereceğiz değil mi ekranı verelim, Enver? Tabii ki Rhythm Divine'ın yine Rhythm Divine çok yakından verelim, takip ettiğimiz atlardan bir tanesi. Onun bir önce galop öncesi bir görüntüsü var. Halis'le beraber bir araya geldiği bir görüntü var. Galop öncesi oradan bir görüntü, bir, evet. Evet, oradan bir verelim. Halis'le yaptığı galoptan önce Halis'in atla bir araya gelmesi. Atın seyisi bizim şeyin kardeşi. Harun. Harun. Harun Yeşilbudak. Ha benzettim. Sevgili Hamza'dan Tio'yu aldım. Benzettim o zaman ben. Nasıl görüyorsun dayı? Vallahi at iyi maşallah yani neşeli oynuyor. Ya tam binerken böyle bir hafif ufak bir böyle şımarıklık ya, falan ya yaptı o, ama keyfi yerinde atın galiba. İyi bir atın o hareketleri zaten olacak. Yani iyi bir at öyle tuzu gibi bekleme yani. Hmm. Davut Arslanca abisiymiş. Evet. Sabahattin Uluçay'ın yanında. Çok eskidir. Evet evet. Çok deneyimli yani. Can Kılıç'ın sahip değişikliğinden bahsediliyor. Doğrudur. O da yeni sahibiyle koşacak. Sahaya gidiş görüntüleri. Ritim Divine'ın sahaya gidiş görüntüleri. Burada Halis şey diyor, 1400 metre yapıyoruz değil mi diyor Murat Bey'e. Hı hı. O da Murat Bey de ona dönüp, evet sana tabiyiz. Hı hı. Üstad diyor. Sanıyorum Halis'le öyle bir karar verilmiş. Evet. Halis Karataş birazdan da galoba gelecek ekrana. Hazırlıklarını sürdürüyor. Çağım'ın ekürisi, Gazi Koçu'nun favorilerinden biri hiç şüphesiz ki en çok konuşulan isimlerinden biri. Çaldıran koşusu galibiydi 2 yaşlılığında. Dolayısıyla üçlülüğüne döndüğünde de Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda kazanarak başlamıştı. Sonra bütün grup yarışlarda üst üste nefis mücadeleler verdi. Bir birincilik, iki ikincilikle geliyor. Sait Akson'da
Mr. Görkem arkası ikinciliği vardı. Ve Halis Karataş'la ilk buluşmaydı bu. Halis Karataş Sait Aksu'nun ikinciliği sonrasında da Ritim Divine'la devam ediyor ve işi öncesi özel ama çok görüntüleri. Şey bir at. Yani işine önüne bakan, yani hiçbir şeyden uğraşmayan bazı at vardır mesela, orada bıraktığı zaman tek başına gitmez, at bekler falan. Atın öyle huyları hiç yok. Ritim Divine'in dolabı var mı Hamzacığım? Önce ritim sırayla verelim mi diyor Hamza? Olur, nasıl istiyorsun? Sırayla verelim. Hadi sırayla verelim. Avukatla başlayalım. Avukatın galobu geliyor. 21 Haziran 2018. 1600-1.42 olan galobu. Sonu öndeki mi arkadaki mi? Dıştaki. Dıştaki. Sonu güzel olmuş değil mi? Saadettin de Oyraz nezaretinde. Evet. Bini bir. İlk 600'ünü 42 geçmiş. Saadettin Boyraz nezaretinde izliyoruz dışarıda. Parlak bir son yarışı var. Yani bir çıkışta olan atlardan bir tanesi. Evet, o mesafeyi de evet yapabilecek bir at. Belli ki bayağı da güzel bir galop sergiledi yani. Evet. Avukatı gördük böylece. Bir sonraki görüntümüz. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim. Avukat tekrar geldi bu arada. Can Kılıç geldi. Pazar günü o da. 17 Haziran Pazar günü çalıştı. İç pistte 1400 metresi 1.31.5, 1200'ü 1.17.5, 1000'i 3.424 ile sonlanan işi Göktuğ Yılmaz idaresinde çalışmasını sürdürdü. Süleyman abi, bu arada hani araya bir yorum katmak isterseniz, genel tavrı tabii, hali lütfen beni kesin oradan yorum yapabilirsiniz. Keyif alırız biz de. Göktuğ Yılmaz idaresine hazırlık yapıyor. Can Kılıç sahip değiştirdi. Sahip değiştirdi, evet. Yeni sahibinde koşacak. Can Kılıç da Gazi Kosu'nda. Adil Köseoğlu. Evet. Ekürisiyle göreceğiz o formasıyla. Civan'ım. Evet, bu bir Ankara görüntüsü. Ankara golubu. Evet, Ankara'dan gelen bir görüntü. Gökhan Kocakaya nezaretinde bu çalışmasını yapıyor. 22 Haziran günü yapmış ve 1200'ü 1.30.30. 3.7'ye gelmiş. 1200 değil, o 1400 olacak. Evet, 1400'ü 1.30.30. 1200'ü ben de önümden kontrol etmeye çalışıyorum. Yok, evet. 1.30. Ankara kumu ağır tabii. 1400'ü 1000 alır. Yani orada 1800'ü 1800'ünden başlamış. 1.59.70. Öyle mi? Evet. Yani 1800'den uzun başlamış. Galop yani. Uzun galop yani. 1800-1400. Orada da bir düzeltme yapacağız arkadaşlar. 1200 yazdığımız yere 1400 yazacağız. Gökhan Kocakaya idaresinde. Gökhan'la da start alacak. Gökhan Kocakaya ile start alacak. Bu görüntüleri ilk kez yayınlıyoruz. Bir sonraki de Civan'ımdan sonraki safkana geçelim arkadaşlar. Urla fırtınasındaki İrlanda açıklamasını yapar mısınız demişler. Birazdan o gelince yapalım abi onu da. Olur. Hep beraber görüntü tabii ışıklandırma olmadığı yani için Ankara'da. Yani geçen hafta çok spekülasyon yapılan bir attı. Çeşitli bilgiler geliyordu hep beraberle alakalı. Hı-hı. Ama İdman'da hazırlıklarını yaptı. O da Gazi Kostu için artık vakit bekleyenler. Tabii erken saatte yaptı. Çalıştığı için çok net görünmüyor. Evet. Ahmet Çelik nezaretinde. 1400'ü 1.32.7 onu söyleyeyim ben. 1400 metrelik bir galoptu. 1200'den itibaren arkadaşlar yazmışlar. 1400'ü 1.32.7 ile Ahmet Çelik idaresinde çalıştı. Katma değer İstanbul görüntüleri geldi. Sadık Kurt nezaretinde. Katma değer içindeki at Kobra mı acaba? Beraber mi yaptılar? Kobra ile beraber mi acaba katma değerin işi? Kobra ile beraber, evet, yanındaki Kobra. Kobra katma değer beraber. Sadık Kurt katma değerde. Kobra'da hışman çizik var. Bu da 1400 metre bir galop. 28.80 bayağı hızlı 28, bir galop. 28.80 yapmış. 1.01.01. Er iki safkan. Ekürü olarak katılacak. Barlık ekürüsü adına iki safkan. Kerem İto'da Özcan Yıldırım var. Burada çok arkaya bakıyor Özcan. Arkaya bakmıyor. At dışarı gidiyor. Hmm. Özcan gidiyor, çekiyor. Arkaya bakıyormuş gibi görünüyor. Atın arkasına bakıyormuş gibi. Yani at dönmek istemiyor. Virajda. Bu da 1400 metre bir galop. Ankara'dan mı geldi bu at? Burada mı? Ankara. Galop da Ankara. Galop da Ankara. Niye o zaman dışarı gitmek istiyor? Pisti tanıyor. Bir daha verelim mi Hamza? Bir daha verelim. Virajdan.
Yani Süleyman abi o görüntüde çünkü Özcan'a da sorarız tabii bunu. Evet sanki. Evet çekiyor. Bak. Çekiyor. Ayak değiştirmesini mi istiyor? Hamzacığım 1200 değil. Galoplar 1400. Yanlış anlıyorsun. Bunları ben 1400 olarak düzeltilecek. Evet. Tamam. 1600'den başlamış. 1600'ü 45,5. Bariyer gölgesinden mi dışarı almaya çalışıyor acaba diyor ya da o ondan çekiniyor da ona mı çekiyor acaba? Bence de dönemedi at rahat. Değil, bazı at vardır böyle işte kan termayı. Bir de bu çok iyi bir çim atı bence yani kum, evet. Kum galopuna göre de çok değerlendirmemek lazım yani. Kötü bir galop değil ki zaten değil. İyi bir at uçmaz galopta. 30-80-31. Nalla ilgili bir kontrol yapıyor olabilir mi demiş. Yani herkes olasılıkları soruyor. Ritim Divan'ın görüntüsü. Halis Karataş nezaretinde yaptığı, az evvel çıktığı pistte. İç pistte. Bu Ritim Divan'ın 1428.8, evet. 1002.6. Son 424. Bir değişiklik var gibi mi? Vallahi değil mi aşağılar? Maşallah. Bir şey yok. Maşallah. Şimdi dengeledi Halis. Geçen hafta çok yavaş işlerle girdi. Bu hafta bir tık arttırdı mı? Orta şekerli. Run and Win'e geçtik. Ömer Ceviz nezaretinde. Run and Win'de hazırlıklarını sürdüğü iç pistte. 36.2. Partneri kim? Partneri Reach the Top. Dışarıda Run and Win. Run and Win'de Ömer Ceviz var. Mustafa Günüzeli Reach the Top'ta. Galobunu yakalayamadıkmış arkadaşlarımız ama bu sprinti. Valla Run and Win güzel koştu yani. 36.2 424. Aksonda güzel. Yani hep berabere bir boyun farkıyla geçildi. Evet. Sait Akson dördüncüsü. Ayhan Kurşun idaresinde Gazi Koyusu'nda göreceğimiz safkanın. Stil olarak da Ayhan Kurşun'a çok yatkın bir at. Şarpa çok erken saatte çok erken için, saatte çalışan evet. Bir diğer safkan. Ancak bu kadar görebiliyoruz. 1600'lü kişi. 47.7 1600'ü. 1432.7, 1219.7, 1006.6 ve 26.7 ile de bitirmiş. Seyitkan. Seyitkan idaresinde hazırlıklarını sürdürmüş Şarpa. Sıradaki görüntümüz kim olacak? Mr. Görkem mi olacak acaba? Ganando Solo, Furkan Yüksel idaresinde o da muhtemel jokey ile. Pazar günü yaptığı işi ekranlara yansıyor. 1432.2, 1004.7, 425.5. Burada şey soruları geliyor dayıcım, belki ona da görüntüler eşliğinde cevap verebilirsin. Bazı atların galoplarını gazide binecek jokeyler yapmamış. Kendi idman jokeyleri yapmış. Evet. Hangisi doğrudur diye yarış severlerden soru var. Yani atı tanıyan kimi antrenör? Kendi idmancılarını indiriyor. Eskiden ama sizin zamanınızda genelde hep binecek jokeyler yapardı galiba değil mi? Tabii. Uzun galoplarını özellikle. Evet. Şimdi Ankara'ya gidemeyecekse mesela Selim burada. Ankara'ya gidemeyecekse nasıl olacak? Tabii ki idman atı çalıştıran adam yapıyor. Halis burada. Burada olduğu için geliyor Ritim Divine'in işlerine. Evet, Mr. Görkem. Bursa'dan görüntü. Vedat Muti idaresinde çalışmış Mr. Görkem. 1400'ü 1.33. 1000'i 4.2 olmuş. 425.8. Ufacık bir at ama komple yürekli. Sırf ciğer maşallah yani. Maşallah. Böyle. Şimdi birazdan hava durumunu soracağım Süleyman. Ne zamandan abi. Beri Bursa'dan soracağım. Gelen bir at Gazi Koçu kazanmıyor acaba? Veya hiç kazandı mı? Şu an aklıma geldi. Güzel Bey'i. Bursa'dan mı geldi? Bursa'dan Güzel Bey'i. Ondan sonra da yok sanıyorum. Yani. Yok. En şanslı Kuloğlu geldi ondan sonra benim hatırladığım. Ondan önce bir Burano hatırlıyorum. Çok yani ters Bursa'da bir koşuyor. Orantı biliyor musun? Esasında. Terse çalışıyor, düze koşuyor. Yani kolay bir iş değil. Her atın başaracağı bir şey değil yani. Bu arada Valencia'yı da ekstra istedik. Gazi Koçu'nda koşar diye tahmin ediyorduk ama koşmadı ama Halis'le en azından beraber bir galopunu gösterelim diye onu da bu görüntülerin arkasına ekledik. 1217.3. Herhalde sanıyorum günün en büyük favorisi bu olacaktır.
Nene Hatun'da. Nene Hatun'da yani AGF olarak da sanıyorum çok büyük favori çıkacaktır. Çünkü Gazi Kostu'nda koşsa bile hani şanslı verilen bir safkandı. Bir kısraktı. Miss Helin o günün büyük favorilerinden biri olacak diye Hamza katkı yaptı. O ben da olabilir ama Valencia ben Valencia'ya geçebilir evet. diye tahmin ediyorum yani AGF'de. Valencia AGF tablosunda sığınılacak limanlardan biri. Büyük ihtimalle. Gibi gözüküyor tabii. Miss Helin mi diyorsunuz? Miss Helin de çok ciddi favori olacak gibi gözüküyor. Onların yarışta biraz bu yıl koştuğu safkanlar. Can Kılıç'ı seyretmiştik. Görüntülerimizi böylece sonlandırdık. Teşekkür ediyoruz emekler için. Gerçekten güzel görüntüler. İlk kez yayınlandı. Gazi Koçlu'na artık iyiden iyiye ısınıyoruz diyebiliriz. Aynen öyle. Hava durumu kritik dedik. Yarışın tempoları nasıl gidecek merak ediyoruz dedik. Hava durumu ile ilgili... Bu arada mesela pazar günü, seçim günü hava böyle çok şey değildi. Keyifli bir hava yoktu. Evet. Böyle parlak açık bir hava yoktu. Bir an böyle yağmur falan da yağacak gibi olur mu falan diyebilirim. Yani her şeyde demek bir hayır var. Gazi Koçlu'nun ertelenmesi... Yani iyi oldu belki de hava durumu dedim ama şimdi yine... Yarın çok yağış. Yarın bir yağış dolu, görüyor. Dolu veriyor. Ben hatta programa gelirken başlamıştı ama... Dolu uyarısı var. Sanıyorum Perşembeden sonra 3 gün güneşli. Evet. Pazar günü için. 1 Temmuz için, pazar günü için gök gürültülü sağanak ihtimali diyor. %40. Hiç de kötü bir oran değil yani. Yağabilir öyle söyleyelim. Evet. Ki o işte yaz içerisinde... yağmuru nereye yağacağı. Aynen. Şu 3 gün güneş bence pisti normal durumuna getirecektir diye tahmin ediyoruz ama tabii bazen öyle bir yağmur yağıyor ki inanılmaz bir yani afet derecesine yağıyor. Umarız o kadar da öyle bir yağış olmaz. İstanbul'da salı ve çarşamba günü için sağanak yağış beklentisi var. Perşembe, cuma ve cumartesi için güneşli bir hava beklentisi var. Yalnız pazar günü gök gürültülü sağanak geçişleri olabileceğine dair bir tahmin var. Tabii bu günler yaklaştıkça hepimiz ilgiyle takip edeceğiz. Start çekilişleri önemli dedik. Zira ekranlara getirdiğimiz bir tablo vardı. İlk 11 starttan çıkanlar, özellikle 4, 5 ve 6'dan çıkanlar son 30 yılda 10 kez Gazi kazanmış dedik. Dış startlar, tercihli start hariç sadece 2 kez Gazi kazanmış dedik. O yüzden kura çekimlerine gideceğiz. O günün diğer yarışlarını da hatırlayalım. Kısaca hemen Anafartalar, Nene Hatun, Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Bey kayıtları da tek bir ekranda. Atan abi senden de yorum alayım. Birazdan Süleyman abiye de döneceğim. Bu arada Süleyman bir hata yaptık mı? Bir kontrol eder misin? Anafartalar kostu bu sene sentetik de mi, çim pistte mi ya? Anafartalar sentetik. Sentetik değil mi? Bir hata yaptık değil mi? Yok, birkaç yok, arkadaşımız yok. Sanki çimde koşulacak hayır, gibi şey yapmışlar eskiden ama. Eskiden Anafartalar çimde koşulacak. Evet yani doğru bir problem yok. Sentetikte. Süleyman abi neler söylersin yarışlarla ilgili? Valla ne söyleyeyim, süper 18 at, 20 at. Değil mi? Yalnız Ali Rıza Bey yarışı 5 atta kalmış. 6 atta. 6 atta. O çok enteresan. Değil mi? Grup 2 bir yarış. Grup 2 Ali Rıza Bey kusu 1400. Nasıl gelmemiş atlar? Hani hiç geçilmeyecek bir at olur da. Atancığım sen ne diyorsun? Yani ben de şaşırdım. Çok enteresan. Yani... Bazı atların herhalde programında farklı koşular var. Birkaç yarış severimiz de çevirmiş. Yani. Batman Aslan'ın da o günün kalelerinden biri olabilir. Haklılar büyük bence de. Büyük ihtimalle olabilir. Tabii Gürsu da bir yarış falan gördü galiba değil mi? Evet. Şimdi o da bir aradan geldi. Ait ya. Tabii bu yarışta Nene Hatun'da Valencia çok büyük favori çıkar. Tabii çok ağır favori çıkar. Ağır favori çok çıkar. Çok ağır favori çıkar. Anafartalar da güzel bir mücadele olacak bence. Şey. Yani, yani Şeker Hanım'dan ikisi yine Nişit Aydeneme'de olsun, Kısrak'ta olsun. Beraber tamamladılar yani. Tabii Sprintli Joy'u yine merak ediyoruz. İş makineden iyi bir çıkış yaparsa nasıl bir performans yapar? O bence iyi koşacak. Hafo fena değil. Hafo formda. Rocket Girl Şeker fena Hanım değil. Hep oyundaydı. Ama Şeker Hanım da tabii Valencia tabii. Öne çıkan atlar. Onlar hep oyundaydı. Yani hep tabelanın içindeydi ikisi de. Öne çıkan atlar ama şey çok enteresan. Yani Anafartalar'da çok taraklama, çok ciddi bir mücadele olacak. Net bir favorisi olmayan bir yarış gibi duruyor yani. Anafartalara ne diyorsunuz? Fanny Familiar tek dişi. Değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet evet. Fanny Familiar tek dişi. Sentetik olduğu için herhalde orayı tercih etti. Çime çıkmak istemediği için. Evet. Vallahi ben inanılmaz orada bir mücadele olacak tahmin ediyorum. Sanıyorum Halis'in tercihi El Nino olacak. Olabilir. O şekilde duydum. Evet, yani doğru. Ahmet abiden o şekilde duymuştum. Ama orada da çok formlu atlar var yani. Ankara'dan gelen atlar var. Mesela Distance Shining Sümelhan son anda Gazi'den dönmüş. Tabii. Tabii son ilgilenin öyle bir şey oldu. Yani orada çok enteresan atlar var. Çıkışta olan formda Corcovado mesela. Distance Shining.
Hem oraya kayıtlayın, buraya kayıtlayın. Korkovado. Gazi için herhalde anlaşmışlar Gökhan Geçer'e. Korkovado var. Enteresan bir yarış orası yani. Evet. Çok güzel bir yarış olacak. Anafartalar Dağlı'nın galibiyetinden sonra hep sentetikte koşulmuş abi. Öyle mi? Dağlı çok büyük. Ben Korkovado, Gazi koşar dedim ama. Gazi'de yok galiba. Gazi araç ekürüsü yok. 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 Araç ekürüsü bu yıl Gazi koşusuna at. Getirelim. Öbür tarafta Kısraklar Zübeyde Hanım koşusunda. Malum Kısraklar yine bir araya gelmişler. Benzer grup. Misel'in tap oyuncusu evet. Şeri Şeri'leydi. Yani, Flashing Girl. Evet. Yani Ankara ağırlıklı. O yarış güzel yarış. Zübeyde Hanım koşusu. Şey mi? Zübeyde Hanım koşusu. Tabii. Tatlıncısı Misel'in Şeri Şeri'leydi. Geçen yarışına göre Misel'in yine çok ağır favori çıkardı. Şimdi Şeri Şeri numara götürecek bu yarışta. Zübeyde Hanım koşusuna katılacak atçılar dese ki gelin o koşuyu Ankara pistinde koşalım. Boşuna bizi getirtmeyin buraya deseler haklılar. Hepsi evet, Ankara. Ankara. Hepsi Ankara. Bu sefer ne olur diyorsun? Şeri Şeri'leydi. Ya şimdi tabii ya Şeri Şeri'leydi ya Misel'in yani. O kaçacak, o kovalayacak, o kaçacak ama. Başkası da kovalayabilir, 3'te gidebilir. Tatvan biraz daha yakın gidiyor. Bu sefer Tatvan daha iyi koşar. Kovmayabilir yani. Süleyman abi Tatvan ikisi daha yakın gidebilir şimdi, miydi? Şimdi aklıma geldi. Orada Engin çağrışım yapınca. Anafartalar koşusunda olmayan bir at var Alberto. Farkındaysanız. Alberto. Ömer'in My Heart da hakeza ama onu bilerek yani evet. Tercihleri kumpuşmuş. Alberto ile ilgili maalesef güzel bir haber yok. Aa. Bugün Engin'le konuştum. Maalesef bir sakatlık yaşamış. Evet. Ve bu sezonu kapatmış. Bu sezon koşamayacak. Tabii büyük bir şanssızlık. Yani o yarışın yani en büyük favorilerinden bir tanesi olurdu bence. Koşabilseydi. Bu arada Süleyman abinin yorumu sonrası bir yarışsever dostumuz uyardı. Haklı. Trakya Ateşi, Falez ve Rengül'ün kayıtları da geldi. Ali Rıza Bey'de 9 at var. Öyle mi? Evet evet. Tordan sonra İlaveli mi? Trakya Ateşi, Falez, Rengül. 9 at. Niye böyle olmuş? Doğrudur. Tablonun o kısmı gelmemiş olabilir ekrana. Ya da eksik kadro. Evet doğru evet. Şimdi. Trakya Ateşi, sevgili, Falez, Rengül. Güneş Çalcıoğlu da göndermiş. Trakya Ateşi, Falez, Rengül olacak evet. Evet. Doğru. Onu şeyden de verebilirsin Hamza istersen. Normal bizim normal TCK TV'nin TCK Ork'tan da verebilirsin. Bu arada orada abi. Tor'u görmüşken bir şey söylemek istiyorum. Tor geçen güzel bir yarış kazandı. Tor zaten çok iyi. Yarıştan sonra ceza aldı at. Ah. Evet antrenörü yeteri kadar eğitmediğinden dolayı. Yani bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Starta giriş için mi diyorsun? Evet. Şimdi. Bu arada geldi Ali Zabin kayıtları ekrana. Tor sanıyorum 9 yaşında değil mi? 9 yaşında. Tor tabii. Çok ciddi sakatlıklardan badireden geçmiş. Ve hala oyunda kalmayı başarmış bir at ki ilgilileri de hakikaten çok üzerinde diyor. Çok uzun aralar verdi. Sahada tuttu. Yani 9 yaşında bir atı yeterince eğitilmemesi nedeniyle ceza verilmesi doğru değil. Yani bu 2 yaşlı bir tay değil. 3 yaşlı Arap tayı değil. 2 yaşlı İngiliz tayı değil. Torun problemi eğitimle alakalı bir problem değil. 9 senedir sürekli yarışta olan bir sporcunun mutlaka ki sorunlarla baş ederek buraya kadar geldiğini düşünmek lazım. Yani problemleri var, dertleri var. O dertlere rağmen ayakta kalmayı başarabilen, oyunun içinde kalmayı başarabilen ve hakikaten koştuğu her yarışta da endüstriye katkı sağlayan bir at. Yani böyle bir bu tip atı tutmak için hani hakikaten şey yapmak lazım. Evet. Yani tebrik etmek lazım ya. Hakikaten öyle yani. Ben öyle bakıyorum biraz olaya. Ne diyeyim ben şimdi? Söyle Süleyman abi söyle. Ne diyeyim yani şimdi? Bilmiyorum bir şeyler ya istiyorsun. Ne? Yani yeterince eğitimceye kadar. Sen yani 40 yaşına gelmiş bir çocuğuna diyorsun ki oğlum bu yapılır mı? Ya adam 40 yaşında ya. Bu at hani artık attı 9 yaşına gelmiş. Yani bu kadar yani, bu yaştaki bir ata oyun içinde kalan bir ata hakikaten yani hiçbir. Gülünç bir şey. Yani çok şey. Bu arada sosyal medya kullanan yarışseverlerimiz için söyleyelim. Farklı analiz dönem dönem sizlerin o büyük katkılarıyla trend topik listesine dahil oluyor. Bugün bu akşamki yayınımızda da böyle bir katkınız oldu, desteğiniz oldu ki çok fazla dönüş yapamadım. Yani oradan gelen katkılarınıza çok dönüş yapamadım ama iki yarışma sorumuza verdiğiniz cevaplar ve anlık olarak oradan takipleriniz, yazılarınız bizi trend topik listesinde bir kez daha bulunmamıza vesile oluyor. Katkılarınıza teşekkür ediyoruz. Lütfen o etiketten yazmaya devam edin. Özellikle önümüzdeki hafta Gazi Koşusu etiketini cumartesi gecesinden başlatıp pazar günü tüm gün Gazi Koşusu konuşulacak şekle bir şekilde getirmemiz lazım. Onun evet, için de mutlaka hepimize o akşam görev düşüyor. Atamız adına koşulan o yarışı mutlaka bizim en üst sıraya yapmasa. Bu arada Splitli Join Jockey'i sürpriz bir jockey Selim Kaya. Oo, kardeş. Orada da bir değişiklik var. Selim Kaya. Evet. Ekrana geliyor Ali Rıza Bey. Şimdi daha da meraklı hale geldi yani koşulması olacağı.
Spread to Joy Selim Kaya, o bilgi de geldi. Son derece önemli bir bilgi. Seçkin Hızel Bey'ini İstanbul abi ben çalıştırıyordum diye bir mesaj Seçkin gelmiş. Seçkin Hızel Bey'i İstanbul ben çalıştırıyordum demiş sevgili Hamza. Evet. Bursa'dan geldi diye. Ben de Bursa'dan geldi hatırlıyorum ama. Boşusu. Demek ki daha öncesinde gelip hazırlandı. Taylığı belki Bursa olabilir. Belki de. Evet, tabii Bursa Bursa'dan çok atlar geliyor. Çakılanlar falan hep iyi koşan atları yazıyorlar sağ olsunlar. Enteresan bir Gazi olacak. Süleyman abi Gazi'nin tempoları soruluyor. Bugün nasıl bir yarış oluyor? Şimdi öne giden çok... Ya onları cuma konuşalım. Cumartesi konuşalım. Cumartesi mi bırakalım? Hadi tamam. Cumartesi konuşalım. Oo tamam. Şimdi 5 dakikamız var. Hı-hı. Ben hani konuşulmayanlar falan diyorlar ya. Tabii. Ben şu Gazi yarışını bir anlatayım bakayım. Buyurun. Yani konuşmayacağım zannediyorum. Meşhur Jerry Lewis yarışı mı? Evet, Sagap'la. Lewis, Sagap evet. Jerry Lewis yarışı. Ben de keyifle bekliyorum bakalım. Şimdi, merakla bekliyorum. Ertuğrul Can Kılıç tabii o da o devirde iyi kazanıyor. İşte biz de kazanıyoruz falan. Böyle ama gereksiz yere fauller yapıyor bana yarışın içinde. Mesela bir yere gireceğim itiyor. İşte şikayet ediyorsun komiser ceza vermiyor falan böyle 3-5 sefer yapılmayacak şeyler yaptı yani. Yani Gazi öncesi bir gerginlik yani bir gerginlik var tabii. İşte yarış başladı. Genelde o yarışı ben kazanırdım. Burada 1800 virajına girdiğim zaman kapattı beni birisi. Kapatınca çok kötü yerlere kaldım yani. Hı hı. 800'ü falan oralara bulduğumuzda Sakap'tı galiba. Sakap geldi içime girdi. Ben salmadım. Yani kalkıp da kasti bilmem ne onu kapattığım yok yani. O geldi benden oradan yol istedi. Ben de vermedim. Sen bana işte bu böyle 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 şeyleri yaptın. Ben seni niye buradan salayım diye. Kendi yaptığı şeylerin belki o kazanırdı. Hı hı. Ha benim yaptığım doğru mu? Değil. Yanlış tabii. Ki bunu jübilenizde söylemiştiniz. Yani söyledim tabii her zaman da söyledim. Yanlış tabii. Neden yanlış? İşte bir atçı bir gazi yarışına koşuyor. İşte orada da bir jockey sana devamlı foller yapıyor. Ben de orada onu salmamakla ona bir ceza vermiş zannediyorum kendim ama yanlış. Tabii. Ama kalkıp da kasti onu buradan gel. Böyle kapa yok yani öyle bir şey. Girdi. Yani girmek istedi. Ben ondan daha iyiydim. Vermedim oradan. Olay bu yani. O hani anlatır mı dediğiniz konu bu işte yani Süleyman abinin orada 800'lerinde. Bizim orada. Anlatmayacak gizli saklı hiçbir şeyimiz yok yani. Her şeye açığız. Atış serbest. Cumartesi günü özel yayında öncesinde sonrasında bekliyoruz katkılarınızı diyelim. Hakikaten öyle bir yayındı ki bugün tempolar 11-11 gitti. Nihayetinde yarış severinde çok büyük katkısı ve anlayışı vardı. Çünkü sosyal medya katkılarınıza dönüş yapamadık ama sürelere... sadık kalmaya gayret ettik. Ya tabii biraz Gazi koşusunu biraz cumartesinde de saklamak hı-hı. istiyoruz açıkçası. Tabii canım yani orada çok daha detaylı, çok konuşacağımız şeyler çok var. Çok enteresan bir yazılım oldu. Hı-hı. Çok zora girdi her şey. Bitiyor var burada. Evet. Çok zora girdi her şeyden. Ne demek istedi acaba? Yani. İmparator. Kimin için zora girdi, yani. Ne için zora girdi? Yani. Bakacağız. Dediğim gibi konuklarımız da olacak. Hı hı. Onları da hafta içinde duyururuz. Duyururuz. Bir üçüncü konuk için de haber bekliyoruz dayıdan. Eğer o da olursa... İşte rica edeceğiz abimize. Evet. İnşallah... Yani haber kurmaz. Beklediğimiz konumuz Mümin Çılgın. Onu söyleyelim. Abi, Mümin Hoca'yı kendisine istiyoruz. Kendisine yarın kısmetse... Aramızda görmek istiyoruz. Göreceğiz abimizi. Eğer bir problem yoksa... Ağırlamak yarı sever dostlarımızı da o gün hakikaten canlı yayın olacağını düşünerek yine aynı iftardaki gibi o şıklıkla bekliyoruz. Evet. Onlar da o iyi hazırlansınlar. Onlarla da interaktif orada mutlaka sohbetlerimiz olacak. Orada önünde hani, arkasında. Yani, yayın dışında içinde neyse yayın evvelinde her şey gelip bize sorabilirler. Tabii tabii sohbetler yani, muhabbetler güzel olacak inşallah. Her şey her şekilde aydınlatırız yayında yani. Yayında da olacak inşallah. Bizim tabii jockey görünüşümüzden jockeylik dışındaki görünüşümüz çok farklı insanlar böyle erişilmez falan çok böyle aksi bir adam gibi görüyorlar beni. Biz korkarak yani geçerdik. Öyle, öyle bir şey yok yani. O mesleki bir... Şimdi helva gibisin yani, yani. Mesleki bir şey. Tabii bizim yetiştiğimiz zamanlarda açlık
Çok uzun sürer bunu anlatmak. O zaman anlatırız çok. O şekilde duruş bunu göstermemiz icap ediyordu. Bunu söylemesem çatlarım sevgili Hamza diyor ki şoki odasına girerdik. Kim diyor, Hamza mı? Hamza. Çıt. Çıt yoktu diyor. Yani Süleyman abi jokey odasında derdik diyor. Yani çıt. Öyle olması gerekiyordu. Öyle olması gerekiyordu tabii. Ya şimdi biz orada büyüklerimize her zaman saygı gösterdik. Küçüklerin de bize göstermesini, biz de küçüklerimizi severdik yani. Evet, kuru kollamacı bir tavrımız olduğunu herkes söyler. Ben kendimden söyleyeyim. Bir jokey, yeni yetişen bir çocuk hata yaptığı zaman çağırdık. Bak oğlum, bu ben kendim şahsen çağırdım. Bak bu yanlış yapmış diyorsun. Bu böyle olmaz. Bunu böyle bilmen lazım. Şöyle bilmen lazım. Yani bunu ona bir şey öğretmenin kimseye bir zararı yok ya. İyi öğrensin yani. Çok yani, katkımız olmuştur yani. Geçen hafta Selim Kaya örneğini anlattınız. Evet. Daha önce Özcan Yıldırım'ı söylediniz. Yani. Ki şu anda Halis Karataş'ın sizin için söyledikleri malum. Ben şunu söyleyeyim. Selim Kaya düşmüştü Cerrahpaşa Hastanesi'nde. Selim düşmüştü. Attan düşmüştü. Hı-hı. Beyin travması geçirmişti. Ben gittim çamaşırlarını değiştirdim senin. Vay, vay, vay. Yani Özcan attan düşmüştü. Ben Özcan attan düştüm. Bir kırıkları falan oldu. Ben İzmir'den eşimle beraber kalktım İzmir'den Ankara'ya gittim hastaneye. Önemli. Yani. Unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı Süleyman abi? Bunu yok. Sorsaydın dediğin bir şey var mı? Benim yok, sizin varsa söyleyin. Ağzınıza sağlık. O güzel Hasan tabii. Abi, mutlaka güzel. Atladığımız bir şeyler vardır. Mesajlar da geliyor. Güzel hikayeler geliyor tabii. Dayıyla güzel hikayeler geliyor. Geçen işte sana onu, biraz önce onun esprisini yapacaktık da kaçtı dayıya rapor aldım. Bir rapor versin deyince ben demiş doktor muyum kardeşim, ne raporu vereceğim sana demiş. Tabii çok güzel hikayeler var. Cumartesi akşamı çok keyifli olacak inşallah. Evet, cumartesi. Önünde de çok sohbet edeceğiz. Erken davet edeceğiz. Aynen. Yarışsever konuklarımız. 50 arkadaşımız olacak. Onun dışında iftarda çağırdığımız arkadaşlarımız şimdi olacak. Şimdi traporu galop yapacağız, tamam mı? Kulaklar için nasıl? Tarık Aydın. Antrenörde Mehmet Tansı. Şimdi Mehmet abi direktif veriyor. Geliyor Tarık Bey de direktif. Ya hanginizi dinleyeceğiz kardeşim diyorum. Trapper'da zaten öyle çok galop yapmıyor. Yani bir at işte 1400'ünü 31 yapar, 32 yapar. O kadar. Veya yarış sprinti de 800 metre. 52, 50 çok çok iyi olursa 50.5 yapar. Şimdi tempo veriyor onlar. Ben iniyorum. İniyorum. Kaç yaptı tuttunuz mu diyorum. Ben tutuyorum tabii. Mahsus soruyorum. Şu an kaç yaptı ben tutamadım, bir aksaklık var mı diyorum. Yani hızımızı gitmiş olmuyor. Yok doğru yaptın. Seiko diyorum ben. Şey de çok güzeldi ya. Evet. 2400 atı değil. Tarık Bey'e bile söylemiyoruz. Tarık evet. O da efsaneydi yani. Hiç unutulmayacak bir şey yani. Hakikaten öyle yani. Mesela Seren de öyleydi. Yani hiç uyandırmıyorum. Ama şimdi Ekrem abi ne demek yani? Ekrem abi, Sadık Bey bunlar felaket şeyci yani. Titiz böyle. Titizliği bırak. Çok iyi bilen yani. Profesör yani. Orak mı bir at vardı? Buğra mı? Al erkek bir atları vardı. O sene şeyle koşarken Karanimo'yla. Eli Yeşil'in. Ondan sonra o numarayı alıyor. Ekrem abi arkasından. Ben hani ben de kovalayayım ya. Hiç kıpırdamıyorum bile. Bu arada çok kıymetli bir katkı geldi. Halis abiden. Diyor ki Halis Karataş. Bu konuda Süleyman abi baş tacıdır. Ben de bir anımı paylaşayım. Abimle o zaman küsüz. Süleyman abimle o zaman küsüz. Alp Bölü simülattan düştüm. Hastanedeyim. Gözümü açtığımda ilk gördüğüm kişi Süleyman Aktı'ydı. Unutamam, hepinize sevgiler ya demiş. Urartu selam diyor Hakan Cantınas. Urartu. Bravo Hakan. Urartu numarayı alıyor. Orhan biniyordu rahmetli. Allah hafızanı hayranım. Ondan sonra numarayı alıyor. Büyük bir tempo veriyor. Arkasına Karanimo. Böyle. Hiç daha geliyorum 300 kala, 200 kala. Işık vermiyordum. Ama onlar çözmüşler. Yani Mümin abi inşallah bizi duyuyordur. İnşallah. Mümin gelir amca gelirse.
Ya şimdi Mümin abi... hafız olayı da çok iyi ya. Cumartesi'ye bırakalım onu. Cumartesi'ye bırakalım. Çok iyi ya. Tekrar onu bir de Mümin abi'den dinliyorum. Mümin abi tabii çok büyük. Kaç git. Taktisyen yani Mümin abi. Değil mi? Müthiş adam. Yani Mümin abi gazi yarışların 10 numara jokeyi ya. Geçen gün şey yarışını seyrettim. Aristokrat yarışını, top imaj yarışını. Ki Süleyman abi aristokrat yarışını ile biliyorum yapmıştı. Hamza da diyor ki bu program hiç 2,5 saat bitemeyecek. Kaybedene giriyor bir daha dışarıdan filan. Bu sol elini falan böyle alır ya dışarıdan. Tekrar ya. Enteresan. Evet. Çok güzel olacak inşallah. Katkılarınıza tamam. Teşekkür edelim. En son Halis abi, Hakan Cantınaz büyük katkılar verdiler. Onlara da selam ve saygılarımızı iletelim. Okuyamadığımız mesajlar oldu. Yüzlerce mesaj anlayışla, geldi. Evet, anlayışla karşılasınlar. Bugün çok teşekkür ederiz. Hem sosyal medyadan, Twitter üzerinden katkılarınızı hem kendi şahsi telefonlarımıza gösterdiniz. Rahatçı dostlarımız da o kadar için. Çok yani tek hangisini okuyacağımı bilemiyorum. Cumartesi akşamı özel bir yayın olacak. Farklı analiz Gazi özel. Hakikaten özel bir yayın olacak. İşte Süleyman abinin böyle tadına doyulmaz sohbetine bir de Mümin abiyi ekleyebilirsek sürpriz konuklarımız hafta içerisinde o söyleyeceğiz. Hem belki sürpriz bir yayın kanalımızda yarış alınacak. Yarış yazarı arkadaşlarımızı da o gece ağırlayacağız stüdyoda. Mutlaka istiyoruz. Onlar da yarış severlerle beraber konuğumuz olacak inşallah. Harika bütün bir cami ağırda olacağız. Öncesinde kahvaltımız var. Yıldızlarla kahvaltımız. Evet, bekliyoruz. Kahvaltımız. Klasik kapanışımı yapacağım. Bütün arkadaşlarıma, yönetmenim sevgili Hamza'yı da özletmişti kendini. Bugün döndü. Kameraman arkadaşlarıma, hem sevgili Aydın'a hem sevgili Yunus'a, Yasin'e özür dilerim. Teşekkürlerimizi sunalım. Bugün Nadir vardı ilk kez seste. Nadir'e teşekkür ederim. VTR'de İlker vardı. KJ'de sevgili Halil vardı. Ellerine emeklerine sağlık dedim. Yücel abi her zamanki gibi destek oldu. Erdinç vardı teknik masada. Hepsinin emeklerine sağlık Feyzullah abiyle birlikte. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından Gazi koşusu kazananlarla birlikte bir farklı analiz sunmak nasip olsun diyelim. Hoşçakalın.